Büyürken hep keşfetti. Hayatının en güzel varlıkları, bebekleri dünyaya geldi. Bebeklerini her an ilk günkü gibi hissetmek istedi. Bunun için fotoğrafçılık eğitimi aldı ve her anı ölümsüzleştirdi. Bunun için fotoğrafçılık eğitimi aldı ve her anı ölümsüzleştirdi. Her gün taze bebek enerjisiyle güne başlamak için doğum anı fotoğrafları ilgisini çekti. Şimdi onlarca bebeği var, doğumuna, ailesinin mutluluğuna şahit olduğu bebekleri. Onlar da büyüyorlar, keşfediyorlar, yürüyorlar. Ve o dünyaya gelen yeni bireyleri resmediyor. Elinde fotoğraf makinesi, yüzünde kocaman bir tebessümle mucizeye tanıklık ediyor. Çektiği her fotoğrafın hikayesi var. O fotoğrafları konuşturan bir sanatçı. Peki doğum anını fotoğraflamak nasıl bir duygu? Bu mesleğe nasıl merak saldı? Fotoğrafçı Vuslat Sena Akay şimdi bir kadın bir hayatta. Günaydın Türkiye, günaydın hanımlar. Oya Kalender ben. Karadeniz TV ekranlarından Bir Kadın Bir Hayattan merhaba. Bugün bebecikleri konuşacağız, bebeklerimizi konuşacağız. Hayata merhaba diyen, gözlerini açan, hiçbir şey bilmeden kucağımıza doğan, tamamen anneye babaya teslim minik bebekleri konuşacağız. Bebekleri konuşacağız derken bebeklerin hem doğum fotoğrafçılığı kısmını hem uzmanımız Esra Ertuğrul da katılacak biraz sonra. Doğuma hazırlık kısmı annelerde biliyorsunuz panik olabiliyor özellikle ilk bebeklerinde. Sonrasında bebek doğduktan sonra ne yapacaklarını bilemiyorlar, nasıl bakacaklarını bilemiyorlar. Bütün bunları detaylı bir şekilde sizlere anlatacağız ve hatta burada bir bölümde de size göstereceğiz oyuncak bebeğimizin üzerinde bir bebeğe neler yapılmalı, nasıl bakılmalı, nasıl özen gösterilmeli diye bunları konuşacağız. Şimdi Vuslat, hoş geldin Vuslat'cığım, Vuslat Sena Akay. Evet. Nasılsın Vuslat'cığım? Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de çok iyiyim. Şükürler olsun, gördüğün gibi böyle güzel bir İstanbul sabahından herkese merhaba dedik. Şimdi bu doğum fotoğrafçılığı konusu. Evet. Son zamanlarda çok var değil mi? Şöyle 6-7 senedir mi var? Evet, 6-7 senedir. Belki 10 yıl bilmiyorum ama. Yani hemen hemen değil 8 ile 10 yıl arası. Oldukça hani yeni bir tabir bizim için de doğum fotoğrafçılığı. Evet. Eskiden herkes kendince bebekleri doğduğunda bir şeyler çekmeye çalışırdı. Aile fertlerinden birileri çekerdi. Nasıl tabii böyle bir şey oluştu? Biraz hani yurt dışından mı geldi? Tabii yurt dışından da geldi. Burada da hani bizim ortamımıza uygun bir şekilde adapte edilerek burada da şu anda devam ediyor doğum fotoğrafı. Nasıl buluyorlar seni doğum fotoğrafı çektirmek isteyen genelde anne adayları? Genelde internetten buluyorlar. Referansla çok gelenler var. Arkadaşlarım var. O şekilde bana ulaşıyorlar. Belki memnun olan müşteri. Tabii. Kulaktan kulağa. Devamında öneriyor. Evet. Peki bu maceranın başlangıcı nasıl oluyor? Mesela seni diyelim aradılar. Seni aradılar diyelim. Nasıl oluyor? Yani nasıl şey yapıyorsunuz, ilerliyorsunuz? Nasıl ilerliyoruz? Hani ön hazırlığım vardır. Tabii. Anne arıyor beni öncesinde ya da baba fark etmiyor. Konuşuyoruz. Genelde bir ön görüşme yapmaya çalışıyoruz. Çünkü orada çok özel bir anı paylaşıyoruz birlikte. Tabii. O yüzden aileyle mümkün olduğu kadar buluşmaya çalışıyorum. Acele ve ani bir şey çıkmadığı sürece. Buluşuyoruz, sistemi konuşuyoruz. Sonrasında benim paketlerim var. Paketlerden onlara uygun olanını birlikte kararlaştırıyoruz. Ona göre devam ediyoruz. Peki mesela diyelim bu doğuma hazırlık sürecinde ne gibi sıkıntılarla karşılaştın? Yani hazırlıkta daha. Bir de doğum esnasında da oluyordur mutlaka bazı sıkıntılar. Tabii çok fazla oldu. Hani karşı taraftan aldığın
geri bildirimler, hı-hı, onların o ruhsal, hı-hı, sorunları. Genelde, hı-hı, gerçi herhalde yani mutlu hazırlanıyorlardır ama, evet, yine de bazı şeyler yaşıyorsundur, karşılaşıyorsundur. Tepki. Yani tepki olarak değil de hani doğuma gireceğim deyip giremeyen babalar olabiliyor, hı-hı, son dakikada. Anne kendini ona hazırlıyor. Biz beraber doğumda oluyoruz. Bazen biz el ele tutuşuyoruz anneyle falan. Böyle anlar yaşadığımız oluyor. Hı-hı. Ama onun haricinde hani çok ciddi bir şeyle hiç karşılaşmadık. Genelde çünkü kadar mutlu değil mi? Evet, bekleyiş çok mutlu keyifli, olduğu için. Çok keyifli. En keyifli kısmından sen olaya giriyorsun. Ama peki sonrasında, sonrasında doğuma biraz anlat bize. Yani doğuma girme sürecini ve ailelerin tepkilerini. Doğum anında annenin tabii canıyla cebelleşiyor orada. Eğer bir tabii de normal doğumsa. Tabii ki, tabii ki. Ondan sonra hani şeyi mesela fotoğrafı gözü bile görmüyordur. Yani o şekilde tabii ki onlar, tabii ki onları düşünmez ama sen o fotoğrafları onlarla mesela doğumdan ne kadar süre sonra paylaşıyorsun? Doğumdan çıkar çıkmaz zaten ameliyathaneden çıktığım anda aile hemen anneler, babalar, dedeler ilk benim gözümden görüyorlar. Şeyden mi? Makineden, makineden görüyorlar tabii ki. Sonrasında zaten çekimler yapılıp bittikten sonra bebek odasında, sonra aile portrelerini çekiyoruz odada. Her şey bittikten sonra dijital bir süreç başlıyor benim için. Çünkü orada sadece çekmekle bitmiyor. Ha doğru, sen bir de doğumhanenin dışında odaya çıkmasını tabii bekliyorsun. Tabii. Odada çekimler yapıyorsun. Tabii. Bebeğin bebek odasında ilklerini çekiyorum. Kilosunu, boyunu, ilk bezlenişini, sonra anneyi de ilk beslenmesini, ilk bağ kuruluşunu, onların hepsini çekim yapıyorum. Bir süre sonra aile portrelerini çekiyorum. Anneanne, babaanne, dedeler devreye giriyor. Hepsiyle tanışmasını çekiyorum. Sonra zaten bitiriyoruz. Sonrasında dijital ortamda bunları hazırlayıp bir süre sonra albüm olarak onlara teslim ediyorum. Evet, evet. Aslında ne kadar da güzel bir iş yapıyorsun. Gerçekten hani bence ne bileyim yaşadığımız en mutlu anlardan birisidir o doğum anını yaşamak. Yani gerek doğum yapan anne kısmından da bakarsanız öyle, baba kısmından da bakarsanız ya da o yakınlar kısmından bakarsanız, değil mi? Evet, evet. Çok şey, ben şimdi böyle birden sen anlatırken kendi olaylarımı da böyle bir taraftan düşündüm de cidden böyle bir bayramdan öte bir hava oluyor yani. Çünkü çok içindeler her şey ve onlar zaten unutuluyor. Makineler hepsi odada yani kalıyor. Tabii tabii tabii. Evet. Çok güzel, çok güzel. Peki şeye başlıyorlar mı hemen? Mesela dede, babaanne başlar hemen işte, kime benziyor, kime benziyor falan, doğar doğmaz değil mi? Anneye bizde o hastalık vardır hepimizde. Hemen hemen hepsinde yaşıyoruz bunu zaten. Burnu anneye benzemiş, ağzı babaya benzemiş. Evet, evet, evet. Peki bir de şeyi sormak istiyorum. Mesela doğum fotoğrafçılığı, yani seninle çalışan insanlar daha çok gelir düzeyi yüksek insanlar mı? Yoksa herkese göre paketlerin var mı? Yani herkese hitap edebiliyor musun? Herkese hitap edebildiğimi düşünüyorum. Ona göre paketlerimde ayarlamalar yapıyorum. Zaten çok özel bir an. Hani o an içinde hep bebek için, aile için, zaten aile kendisi için hep en iyisini istediğinden. Ona göre uygun paketi zaten kendisine seçiyor. Ama ben herkese uygun olduğunu düşünüyorum. Evet, evet. Aileler çünkü ne kadar hani doğumda mesela diyelim fotoğrafçı tabii ki tutmayanlar da var. Kendileri de belki çok özenli insanlarsa ve birazcık bu fotoğraf işini hani göz anlamında biraz anlıyorlarsa tabii ki kendileri de çekebilen, başarabilenler vardır değil mi? Yani aile. Peki bu doğumhaneye girme noktasında sıkıntılarınız oluyor mu, yoksa sizler artık doğum fotoğrafçısı olduğunuz için bunu her hastane kabul ediyor mu? Yani eskiden çok titizdiler ve pek öyle izin verilmiyordu. Nasıl oluyor, aile mi bu izni alıyor? Bazı hastanelerde tabii aile izni alıyor, imzalar atılıyor ve hastane izin verdiğinde biz doğumhaneye girebiliyoruz. Öncesinde doğum yapılacağı gün sabahında bir protokol imzalanıyor. O şekilde doğuma giriyoruz. Anladım. Aslında biz de orada görevliyiz, kırmızı pasaportumuz var gibi bir şey oluyor. Anladım. Hani size özel tabii ki bir izin çıkıyor. Tabii, çünkü tabii doğuma girmek de özel bir şey. Çok özel. Peki bir şey. Sizi şey yapıyorlar mı, böyle steril oluyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Steril şeyler mi giyiyorsunuz? Tabii maskemiz, bonemiz, doğum kıyafetimizle birlikte. İçeride herkes nasılsa biz de o şekilde orada oluyoruz. Çünkü çok kalabalık bir ortam. Herkesin çok işi var içeride. Ve mümkün olduğu kadar hani ailenin mahremiyetini de göz önünde bulundurarak o şekilde çalışmak gerekiyor. Sağlığı da göz önünde bulundurarak. Biraz tabii hijyen tabii ki çok önemli. Herhalde tabii tabii çok çok önemli. Çok önemli. Tabii. Bunların hepsine dikkat etmek gerekiyor orada. Sen de neredeyse şey oldun yani, bir hemşire gibi o zaman değil mi? Yani sen ve diğer fotoğrafçı arkadaşlarımız böyle hani sürekli girip doğumlara. Evet. Peki şey mi, sıkıntılı bir, yani sıkıntı hiç hissetmiyor musun? Senin için orada tamamen profesyonellik mi söz konusu oraya oluyor? Oraya girdiğim anda evet değişiyor. Çünkü annenin yani ne bileyim her
senin için bir iş ama hı-hı, hani oraya girdiğinde her bir anne adayıyla yeni hı-hı bir macera senin için başlıyor. Kesinlikle. Ve aslında şey de değil yani, ne bileyim. Tamam, sonucunda evet biliyorsun ki işte bebek ağlayacak ve çok mutlu bir olay başlayacak. Hı-hı. Ama o sıkıntılı bir süreç aslında, değil mi? O annenin doğuma hazırlanma, o doğum anı, tabii. Sancı olayı falan. Orayı hep sohbet ederek karşılıklı. Aman ne kadar sohbet edebilirsek. İşte evet, orada normal doğumlarda tabii hani o kısmı biraz daha zorlu geçiyor. Tabii. Ama planlılarda sezeryanda sıkıntı olmuyor. Sezeryanda şeydir zaten herhalde, bayılana kadar konuşabiliyorsun ondan sonra. Yok, epidural olduğunda. Epidural evet, olduğunda evet, zaten içeride hani beraberiz. O da çok beraberiz, şey değil mi, güzel bir sistem herhalde. Çok, çok konforlu evet, bir sistem olduğunu düşünüyorum ben. Hı-hı. Ama tabii her ailenin seçimi farklı. Evet. Ama içeride ya bugüne kadar her bebek çıktığında, çıktığı ana kadar çok tabii başka bir stres yaşıyorsunuz. Siz de aileyle birlikte. Evet. Ama çıktığı anda hemen hemen çoğunda ben de onlarla birlikte ağlıyorum. Artık. Değil mi? Evet. Bir de bir mucizeye resmen şahit oluyorsun ya. Çok çok büyük bir mucize aslında. Evet. Çok büyük bir mucize gerçekten. Yoktan içinde var olan bir canlı, hı-hı, tamamen yani eli kolu ayağıyla tamamen çıkıyor bir insan yavrusu. Evet. Çok büyük bir mucize gerçekten. Evet. Peki hiç şeye rastladın mı sen? Yani engelli bir çocuk doğabilir, hı-hı, ona şahit olabilirsin. Başka hı-hı bir sıkıntı olabilir. Bunlardan biraz bize anlatır mısın? Bir kere başıma geldi. Bilinmiyordu. Hı-hı. Bebek dünyaya geldikten sonra sıkıntısı anlaşıldı. Baba çok panik yaptı. Neydi sıkıntısı? Bacağıyla ilgili bir sorunu vardı. Tek bacağı normal diğeriyle eşit hizalanamıyordu. Yani kısa gibi öyle mi? Belki kalça çıkığı. Kalça çıkığı gibi. Evet. Ama hani düzelmeyecek gibi. Yani doktorlar geldi hastanede. Herkes ben de onlarla birlikte bekledim. Çünkü tabii, çekilmemiş kareler vardı. Anneye söylenmedi. Tabii ilk başta. İlk etapta tabii. İlk etapta tabii. söylenmedi. Sonrasında bir kez telefonla konuştuk. Hani yavaş yavaş düzene girdiğini söyledi. Veya en azından aile buna yavaş yavaş alışıp kabullenme durumuna evet, geçtiği evet, için de olabilir. Evet. Olsun, hani Allah daha her tabii şeyin ki daha kötüsü var aslında. Tabii. En azından çok şükür ki bir bacağı varmış tabii, yani tabii, mesela. Tabii. Bu çok önemli. Ve zamanla düzelecek bir evet, şey zaten. Evet, evet, inşallah. Yani çok hafif bir şey bile olabilir. Hı hı. Böyle tanıdıklarımız var çünkü diyelim hepimizin tabii çevresinde. Evet olabilir yani, bir tabii bacağı ki birazcık daha kısa hı hı olabilir ama iyi ki o bacağı var yani, ona da şükretmek lazım. Hayat her şekilde aslında çok güzel. Hı hı. Her şekilde hayatı değerlendirmek her anlamıyla bizim elimizde evet, aslında değil mi? Evet tabii ki. Biz, her şey bizden evet çıkıyor. Hı hı. Sen annesin. Ben 3 çocuk annesiyim. Evet. Hı hı. Senin zamanında, sen ne zaman, yani en küçük çocuğun kaç yaşında bilmiyorum ama sen doğum fotoğrafı çektirdin mi? Ben en küçük kızım da doğum arkadaşım Alev Durmuşoğlu çekti 3 yaşında. Ha, bayağı evet. Ben ikincisini de çok istemiştim 7 yaşında. O zaman zaten çok istediğim için bu işe başladım. Yani oğlumun doğum fotoğrafı olsun. Çünkü o anı bir kaçırıyorsunuz. Genel anestezi ile ben doğum yaptım. İlk ikisini. O anı kaçırdım ve sonrasında görmek istedim. Hani bebeğim nasıl dünyaya geldi, hı hı, nasıl ağladı, ne yaptı, nasıl bakımları yapıldı, kim ne yaptı, insanların tepkileri nasıldı, hepsini görmek istedim. Hı hı. Sonra dedim ki ben de bunları göstermek istiyorum insanlara. Evet, evet. Yani seninki tabii daha estetik bir sunum oluyor. Çok hı hı daha güzel gösteriyorsun hı hı eminim ki hı hı ama şey de olabilirmiş. Yani doğumuna senin belki kimse giremedi ama hemen hı hı odaya geçtikten sonra bir kız kardeşi, yeğenin, ablan, her neyse bir arkadaşın hı hı da aslında şey yapılabilirdi, belki çekebilirdi yani. Aslında o anın o duygusuyla hı hı herkesteki duygu yoğunluğu çok fazla oluyor. Hı. Kimse hı çekemiyor. Dışarıdan bir gözün çekmesi diyorsun. Evet, evet, başka bir şey oluyor. Hı. Yani biz mesela orada görünmez olmak durumunda, yani görünmüyorsunuz. Hani çok fazla o duyguyu onlar anladım kadar tarafsız yaşamadığımız mümkün için olduğunca tabii, hani objektif bakış açısıyla tabii diyorsun. O şekilde orada çekim gerçekleştirebiliyoruz. Ama aileden herhangi birisi, baba olur, işte kız kardeş olur, hı-hı, tamamen kaçıyor. Çünkü herkes orada bebeğe odaklanıyor. İster istemez tabii, değil mi? O içsel tabii bir şey olduğu için tabii duygusal olarak kayıyordur. Kayıyor tabii. Doğru. Peki doğum fotoğrafçısı, benim de bir başka arkadaşlarım da var ve hı-hı seninle ortak arkadaşlarımız. Hı-hı. Onlarla neler yapıyorsun peki? Yani onlarla beraber yaptığınız zaman zaman projeler oluyor mu? Sen yaptın mı? Sosyal sorumluluk projeleri olabilir, emzirme ile ilgili çalışmalar olabilir. Hı hı. Bazı hareketlerin hı hı ve hı hı organizasyonların içinde oldun mu? Elimden geldiği kadar ben de katılmaya çalışıyorum. Arkadaşlarımıza çoğu zaman
toplanıyoruz. Hani sohbetler ediyoruz kendi mesleğimizle ilgili. Ne yapabiliriz? Daha fazla nasıl gelişebilir? Şeklinde konuşmalar yapıyoruz. Projelerimiz de oluyor zaman zaman hep beraber. Emzirmeyle ilgili bir şeyler yaptılar. Emzirme reformu. Evet, yapıldı. Evet. Sen var mıydın o projede? Emzirme reformunu daha 2-3 kişi vardı değil mi orada? Evet, evet, evet. Sen Kırkaramiler'desin. Evet, Kırkaramiler ismi beni zaten bitirdi. Çok tatlı, çok güzel. Kırkaramiler'in Aragüler'le mi bir şeyi vardı Muammer yoksa değil Yanmaz. Mi? Muammer Yanmaz önderliğinde bir grup. Önderliğinde kuruldu. Evet, evet. 40 kişi misiniz? Geçtiniz mi 40 kişi? Yok, çoktan geçtik. Binlerce kişi var şu anda. Ama adınız Kırkaramiler. Adımız Kırkaramiler. Ne yapar Kırkaramiler'i de bize biraz anlat istersen. Kırkaramiler Ali Baba aslında. Babamız Muammer Yanmaz. Evet. İsmi Kırkaramiler. Kırklı projeleri oluyor kendisinin. Çok güzel projeleri var. Biz de eğitimimizi Muammer Yanmaz'dan aldık. Bu şekilde onunla birlikte projeler olduğunda zaten arayla çalışmaya devam ediyoruz. Neler yapıyorsunuz? Biraz bana onları merak ettim. Ne gibi şey yapıyor yani Kırkaramiler? 40 renk projesi var mesela şu anda. Ben dahil değilim hani o grupa. 40 renk projesi var. Başka 40 istasyon projesi yaptı kendisi. İçinde 40 barındıran birçok proje yapıyor. Hani bu konuda da çok üretken zaten. 40 renk neyi anlatıyor yani? Ne yapıyorsunuz yapan. 40 renkte? İnsanların renkliliği üzerine bir proje mi? Hayır, yurt dışında yani ülkeler çekilip oradaki renkler burada anlatılıyor. Hani o fotoğrafçı kimse onun gözünden 40 renk neyse burada gelince Türkiye'ye sergiler açılıyor. Ha, o zaman yani diğer dış dünyadaki yani tabii, diğer tabii. ülkelerdeki fotoğrafçılarla beraber bir işbirliği gibi o zaman. Yok, buradaki Kırkaramiler grubundan gidenler oluyor. Yurt dışında fotoğraflar çekiliyor. Çok tekrar güzel. Buraya geldiklerinde onlardan seçilip sergiler açılıyor. Bu tip projeler tabii çok güzel ama bence sanatçıların hani fotoğraf sanatçılarının ve diğer sanatçıların da gerçekten desteğe ihtiyacı var. Desteklenmeleri gerekiyor. Evet. Sosyal projeler bunlar çünkü. Evet. Çünkü onlar fikir insanı, fikir üretiyorlar. Ve ortaya da çıkacak şey belli ki hani bir emekten sonra çıkacak bir şey var. Dediğim gibi bu fotoğraf da olabilir. Başka konular, başka şeyler de olabilir. Dolayısıyla zaten hani ulaşabiliyorsanız eğer büyük firmalara genelde tabii ki ilgi gösteriyorlar. Hele çok büyük kurumsallar evet bir şeyler onlar tabii. da yapmak istiyor çünkü ama eğer ulaşamıyorsanız da zorlanıyorsunuz çok bir şeyleri ortaya çıkartmak için. Tabii. Değil mi bu sosyal sorumluluk projelerinde? Maalesef öyle bir evet, durum evet. Bir müzik dinlesek şöyle bir acaba nasıl olur? Murat Ongun Eres'ten. Bence güzel olur. Teşekkürler. Türkiye yapalım o zaman bir tane. Sabah sabah. Hey!
ödügeyse Allah yanar. Senden ayrılalı gülmedim dostum, 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 gelsene canım. Senden ayrılalı gülmedim dostum, 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 gelsene canım. Hayatını kadın ve çocuk sağlığına adadı. Sağlıkla ilgili programlara katıldı, çeşitli üniversitelerde eğitim aldı. Anne ve baba adayları için UNICEF ve Avrupa topluluğunun da desteklediği bir hamilelik eğitim projesine imza attı. 2008 yılında Bebeğim Geliyor adlı siteyi hayata geçirdi. Doğuma ve bebeğe hazırlık kurslarını verdiği site çok kısa bir sürede anne ve baba adaylarının uğrak yeri oldu. Onun amacı anne adaylarının daha bilinçli ve keyifli bir hamilelik dönemi geçirmesini sağlamak, kolay bir doğum yapılmasına yardımcı olmak. Peki doğuma nasıl hazırlık yapılmalı? Ek gıdaya geçiş ne zaman olmalı? Bebek bakımında nelere dikkat edilmeli? Bilinçli anne ve bebek hemşiresi Esra Ertuğrul tüm soruların cevaplarıyla şimdi Bir Kadın Bir Hayatta. Anlatacaksın şimdi, dur. Evet, Esra Ertuğrul geldi. Şimdi hoş geldin Esra'cığım. Esra Ertuğrul, üstad diyelim. Yani bebekle ilgili, hamilelikle ilgili birçok konuda uzun zamandır eğitimler veriyor. Aslında bir hastanenin tüp bebek koordinatörüsün. Evet. Ama belki çok birebir bebeklerle iç içe değilsin aslında, değil mi, koordinatör olduğun için? Yani ama hafta içi, evet. Hafta içi daha çok hamile kalmaya çalışan annelerle beraberiz. Evet, onların psikolojilerini de biliyorsun. Evet, zaten çıkış noktam, benim eğitimlere başlama noktam o. Öncesini anlatayım istiyorsan. İstanbul'da, evet, ben Floransa Nightingale Hemşire Yüksekokulu mezunuyum. Daha sonra okulun son dönemlerinde İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Kadın ve Çocuk Sağlığı Araştırma Eğitim Birimi diye bir özel bir birim vardı Çapa'nın içinde. Ve bu birimde bir UNICEF'in desteklediği bir projede hamile okulu açılacak ve bu okul çerçevesinde o kliniğe başvuran anneler, babalara eğitim yapılacak. Tabii bu bahsettiğim tarih
2006'lar, 2005'lerden bahsediyoruz. Hı hı. Tabii o zaman için babalara eğitim, anneler eğitim, doğumla ilgili eğitim vermek tuhaf. Yani oradaki insanları biz tabii Çopya'ya gelmiş kadın eğitime geliyorsun diye alıyorduk odayı. Anlamıyordun ne olduğunu. Böyle başladım ben. O eğitimin nasıl anneye ne söyleyeceğimizi her kelimenin üstünden tek tek geçerek hazırlanmış çok güzel bir projeydi. Tabii. 4 hafta süren uzun bir proje. İşte bir hafta sadece hamilelik, bir hafta sadece doğum, ikinci sonraki hafta emzirme ve bebek bakımı ve en sonunda işte doğum kontrol yöntemleri ve hı-hı, evdeki düzenle ilgili böyle oluşan her ay, her ayın bir haftası bir program olan bir güzel bir projeydi. Ve projeydi, ben bayağı 4 yıl çalıştım. Proje bitti. Ben yüksek lisans yapıyordum. O arada yüksek lisansım bitince bir hastaneye başladım. Ve oradan işte tüp bebek koordinatörü olarak başladım. Doktora yapmak planım vardı. O yüzden bölüm değiştirdim ama bir yandan da o verdiğim eğitim, çünkü telefonla danışmanlık veriyorduk. Mail ortamında, maille ulaşmak daha zordu ama daha çok telefonla danışmanlık da veriyordum o zaman o bölümde. O herhalde oradaki şey çok böyle aklımda kaldı. Bütün yüksek lisans bitirme tezlerim, okul bitirme tezlerim hepsi hamile okulu üstüne açılmış bir şeydi. Yani kadın doğumdan ne kadar kaçsam da zamanında dönüp dolaşıp hep aynı şeye gidiyorum. Evet canım, senin misyonun bu. Yani ama çok da severek yapıyorum. Yani şu an bir özel bir hastanenin tüp bebek koordinatörüm. Burada annelerin anne olmak çabalarını görüyorum. Bu zor bir süreç. Bu sürecin içinde beraber çalışan psikolog bir arkadaşım vardı 2008 yılında. Biz dedik eğitim, hamile eğitimi yapsak mı? Bak bu çok güzel falan. Onun kanalına da girdik. Böyle paldır küldür, çok plansız ama zaten eğitim programı ve bütün materyaller elindeydi. Biz böyle kendi arkadaşlarımızla başlayarak eğitim vermeye başladık. Baktım çok güzel gitmeye başladı. Çok güzel bir 4 hafta uzun eğitimlerdi. Ta ki 2010 Ocak'ta benim oğlum dünyaya geldi. Oğlum işte doğmadan 6 aya kadar ben eğitimler yaptım. Hı hı. 6 ayda da zaten 6,5 ayda da 6 doğunca zaten hani orada ara vermek zorunda kaldık. Ve prematüre bir bebek annesiyim. Sonra zaten onun sıkıntıları, benim kendimi emzirememe sıkıntılarım ki herkes emzirmeyi anlatan ben emzirememe sıkıntılarım. Onları kendimi toparladıktan sonra şimdi böyle uzun paketler şeklinde değil ama tek tek konu eğitimler veriyorum. İşte doğum eğitimi, emzirmeyi tek başına anlatıyorum ki emzirme için benim içimde kendimle ilgili çok yaralarım olduğu için mail ortamında işte sosyal medyayı çok kullanıyorum ve oradan bütün annenin elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Onun haricinde işte bebek bakımı, ek gıda gibi her geçen gün işte şunu da yap bunu da yap diye işte ek gıdaya bir çocuk doktoru arkadaşım var onunla beraber yapıyoruz gibi böyle eğitimlerim ilerlemeye devam ediyor. Tabii sen bebeğim geliyor Esra Ertuğrul'sun. Evet öyle olur. Erkeğin çok güzel ama aslında bir taraftan da ben biliyorum ki genelde. Bunları sen şey yapıyorsun aslında, ücretsiz yapıyorsun. Bu büyük bir gönül işi. Burada ya, bir parantez ikimiz de açalım istersen. Çünkü biliyorum daha önce de konuştuğumuz için. Aslında buradan da belki hani o büyük firmalara değil mi destek olmaları ve bunu belki hatta ülke çapına bile yayılabilir bu eğitimler. Yani şimdi şöyle, normalde her eğitimin benim belli bir ücreti var. O ücret karşılığında direkt sadece sosyal medyasından reklam oluyor eğitimlerimin. Evet. Yani daha oralardan insanlar, anneler başvuruyor. Ama şimdi bir hani pahalıymış dediğinde boş ver sen gel diyorum. Emzirme hani ona hiç o şey, çünkü zaten bir fil çalıştım, belli bir para kazandığım bir işim var diye düşünüyorum. Bu yaptığım iş gerçekten çok severek yapıyorum. Özellikle şimdi emziren annelerle ilgili bir Google grubu oluşturduk, Facebook'ta bir grup oluşturduk. Daha kastende emzirme reformunun en başından beri içindeyim. Orada zaten gönüllü emzirme danışmanlığı diye işin içine başlayınca şimdi her geçen gün şimdi danışmanlık almaya gelmek istiyorum diyor. Yani tabii ben çalıştığım için onun gününü ayarlayana kadar bayağı bir süre geçecek. Dayanamıyorum, neyiniz vardı diye soruyorum. Ve ondan sonrası gidiyor. Tabii ki hani firmalar destek verdiğinde biz en son geçen ay çocuk doktoru bir arkadaşıma ek gıda eğitimi verdik. Ek gıda eğitimini dedi ki hani yaz sezonu bir ücretsiz yapalım. Biz çünkü beraber vermeye ilk defa başlayacaktık ve kendimizi de görelim hani nasıl olacak. Ücretsiz olsun, 44 tane anne, bebek, babalar, hastanede küçük bir salon ayarlamışken tabii oraya sığmayacağımızı düşünerek büyük bir konferans onlaştık. Çok güzel bir eğitim oldu. Yani çok karşılıklı soru cevap şeklinde. Bu da çok önemli bir konu. Tabii. Aslında onu da ben bir ara sormak istiyorum. Benim de yeğenim var 4,5 aylık.
Ek gıda dedin ya, şimdi onlar da ek gıdaya başlayacaklar. Gerçekten bazen ne yapacağını bilmiyor. Hatta ben dedim Esra Ertuğrul'a sor dedim. Sordu ne yaptı? Yani dört, şimdi şöyle esasında çocuk doktorları 4 ayda ya da 6 ayda. Genelde hani 6 ay anne sütü taraftarıyım ben, anne eğer her şey yolundaysa. Ama hani sıkıntı yarsa, hani doktor başla diyorsa, yani başlaması gerekiyorsa annenin. Evet. Şimdi en çok ailelerin şöyle bir sıkıntı var. Ben kendi deneyimimi yaşayayım. Çünkü bütün eğitimlerim kendi yapamadıklarımın üstüne kurulu. Eşim o yüzden dalga geçiyor. Yapamamıştın sen galiba, hani sıkıntı olmuştu falan diye başlayıp. Ben tabii onun üstüne bir sürü kaynak okuyorum, bir sürü insanla konuşuyorum ve kendime göre bir program çıkarıyorum. Ya sonuçta oğlum o şekilde düzenlediğim için demek ki bu böyle yapılsa diye düşünüp. Çünkü doktora gidiyorsunuz, elinize bir liste veriyor. Sağ olsunlar işte size diyor ki kahvaltıda bunu yiyecek, öğlen bunu yiyecek, şunu yiyecek, ara öğünler. Altının ara öğünlerini yaptığım zaman akşam yemeğine saat kalmıyordu. Dedim ki bunda bir şeylik var yani, bu illa bu kurala uyduğum zaman bir sıkıntı oluyor. Öyle sonra işte Amerika'da baby led weaning diye bir yöntem var. Sonra ben onu biraz araştırmaya başlamıştım. Onu biraz araştırdım. Oradaki yöntem, kendi doktorumun yönlendirmeleri derken kendimce oluşturduğum bir sistem oldu. Ve bu sistemden çok yararlı gördüm. Pütürüklü gıda yemeğiyle ilgili sıkıntısı olmadı oğlumun. İştahsız bir çocuk. Yani yemek yemiyor. Ama onun haricinde çok büyük sıkıntılar yaşamadık biz süreç boyunca. Günlük ne alacağını doktor zaten söylüyor. Onu karar verip biraz bazı şeyleri birbirine karıştırmak işin en güzel çözüm yolu. Yani işte çocuğa eğer hem yoğurt hem meyve yemesini istiyorsanız, süre yetmeyecekse meyveli yoğurtla bir öğünde onu atlatabiliyorsunuz. Evet, iki gıdayı da almış olur. Ya da işte yoğurda fırsat kalmıyorsa yoğurtlu bir çorba yapabilirsiniz. Et kullanacaksınız, içine köfteler koyabilirsiniz gibi. Şey var, bir kitap ismi söyleyebilir miyim buradan? Tabii. Carlos González diye bir yazar var. Bir daha söyle. Carlos González. Çocuğum Yemek Yemiyor diye bir kitabı var. Ben ilk 6 ek gıdaya geçtim ve sıkıntılar yaşamaya başladığımda kitabı okudum. İlk ön sayfası böyle bana adam, evet bak şak diye geçirmiş gibi hissettim. Çünkü o kadar aynı hissettiklerimi yazmış. Muhtemelen çoğu anne de aynı şeyi hissediyordur. Yani biz böyle ilk doğumda biliyorsun herkes en büyük heyecan bebek gelir emzirmek için değil mi? Hani ilk muhteşem andır, ben en çok sevdiğim anlardan biri bir doğumdan ilk çıkış anı. Bir de bebeğin anneyle ilk kavuştuğu an, yani muhteşem bir andır. Muhteşem gerçekten. İlk emzirmeye geldiğinde emziremez anne bir türlü bir savaşırlar zaten. Bir savaşırlar. O 40-45 günlük esasında süre, 40 günlük o lohusalık süre esasında şey için, bunun için ayrılmış bir süre. Fakat bu süre boyunca sürekli bir savaş halindedir. Anne emdirir, emdiremez, uyudu, uyumaz, her taraftan bir laf gelir. Tam böyle her şey yoluna gelmiş derken ek gıda süreci başlar. Ben hani ek gıdadan sonra her şey bitecek gibi zannediyordum. Bitmiyor. Şu 2 yaşa geliyorsunuz 2 yaş sendromu. O bitiyor, öfke sendromu. Her yıl bir şey başlıyor. Sadece buralarda bu süreçlerde annenin biraz sabırlı, birazcık da sakin olması lazım. Yani peki Esra'cığım, şimdi biz ister istemez böyle bir hani bebek ve sonrasına girdik gibi ama ben şeyi de çok merak ediyorum. Olmadı buraya tekrar döneriz. çünkü zaten diğer bölümlerimizde biz bir de göstereceğiz de hani bebeğe yapabileceğimiz şeyleri, işlemleri diyeyim. Çok azıcık başa sarmak gerekirse. çünkü seni davet edeceğimizi ve işte Vuslat Hanım'ı davet edeceğimizi duyurduğumuzda dün gece bana da özelden gerek diğer sayfamıza, Bir Kadın Bir Hayat'ın Facebook sayfasına da bir sürü mesaj geldi hamile hanımlardan. Ondan sonra hiç olmazsa bebeği yani doğuma yakın bir süreçten mi başlamak istersin? Yani bir hamileye önerilerin ne oluyor? Ne olabilir? Yani doğum öncesinde Amerika'da çok popüler bir doğum planları hazırlanır. O sadece doğum şekliyle alakalı ve hani doğumdaki oda ve doğum süreciyle alakalıdır ama onu biraz geniş tutmak lazım. Doğum öncesinde mutlaka anne ve babanın artık hastaneler, devlet hastanelerinde tabii ki böyle şeyler söz konusu değil ama yine de görmelerinde öncesinde doğumu yapacakları hastaneyi, katı, doğum yapacakları hastanenin bebek odasındaki hemşirelerle mutlaka tanışsınlar. Şimdi çoğu büyük hastane artık bebek dostu hastane ve emzirme dostu hastanedir ama burada hemşirelerin hepsi kendince hem hizmet içi eğitimleri hem de bebek hemşiresi olmalarına bağlı olarak emzirmeyle ilgili bir sürü eğitimler almış oluyorlar.
yine de bir şeyi öğrenmekte yarar var. Süreç nasıl işliyor? Yani siz ben işte normal doğum yapmak istiyorum. Doğumdan sonra bebeğimin hemen kucağıma verilip eğer kendimi de iyi hissediyorsam emzirmek istiyorum o diyebiliyorsa eğer istiyorsa bunu anne. Bunu desin. Önceden bebek odasındaki hemşireyle biraz konuşup ne yaptıklarını öğrenebilir. Ondan sonra doktoruna bunu ben bunu böyle istiyorum mümkün mü diye sormalı. Zaten doktor onu o şekilde yönlendirecektir. Hı hı. Onun haricinde... Eğer doğum sürecinde baba doğuma girmek istiyorsa, sezaryen doğumlarında zaten şey vardır hastane bilirsin, aha, baba koltuğu vardır o tuttururlar. Evet. Baba hani orada annenin elini tutar, anneyle ilgilenir. Aha. Hani bir paravanın öbür tarafını zaten bilemez, orada çok sorun değil. Ama normal doğuma baba girmek istiyorsa bence öncesinde bir doğumla ilgili bir eğitim almalarında yarar evet, var. Evet yani şoka girmesin. Çünkü şöyle bir şey yani ağrı, şimdi ne kadar da hani doğal doğum isteseniz de normal doğum isteseniz de eğitimlere gitseniz de bu bir süreç. Ağrıyla nasıl bir aile karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bu ağrıyı tabii kontrol etmeyi öğrendiğimiz sürece sürecimiz daha kolay olabiliyor. Hı hı. Ama bu arada da bunu yanınızda tek başınıza o an belki kendinizi kaybetmiş olabilirsiniz. Babanın sizi biraz desteklemiş olması ve ne yapacağınızı sizi seyretmesi lazım. Mesela epiduralli normal doğum yapmak istiyorsunuz. Bu epidural yaklaşık rahim ağzı 4 cm açıldıktan sonra takılıyor. Ve ondan sonra kadının tuvalet ihtiyacını hissetmeyebiliyor. O yüzden babanın ara ara mesela anneyi tuvalete getirmesi ve onu bunu söylemesinde yarar var. Şimdi refakat edecek yani refakat kısaca edecek. Ama buna evet, hazırlanması gerekiyor tabii. Yani daha iyi olur en azından o süreci olması için, bilmek için. Çünkü tabii, bu çok şey oluyor mesela annenin ve benim kız kardeşim ikinci çocuğunu doğurduğu zaman ilk çocuğunu okula bıraktı. Okulda suyu gelmiş. Arıyor beni. Benim suyum geldi. Tamam gel o zaman dedik. Arabanın da benzini yok. Tamam da ben sana telefonda benzin gönderemem. Yani eğer siz son haftalardaysanız bir kere araba kullanmayın. Hani kullanıyorsanız da benzininiz arabanızda olsun. Hani ben şimdi kendi eğitimlerinde bunlardan da bahsediyorum. Bunlar biraz yaşanılır şeyler olduğu için birazcık da unutmuyor anneler babalar. Aslında doğru çok güzel bir yani, ya yaşanmış şeyleri çünkü anlatmak. Son haftalarda araba kullanmayı çok ben tavsiye etmiyorum ama hani dediğim gibi mecbursunuz çok yakında çocuğu bırakmanız gerekiyordur benim kız kardeşim gibi ama benzininiz arabanızda en azından hep olsun. En azından son anda bir de hani şey diye korkmamaları lazım. Mesela su geldi birden foş diye geldiğinde bebeğin de arkadan hemen doğacağını düşünüyorlar. Hemen doğmuyor bebek. Yani eğer evde mesela suyu geldiyse bir duş almasında ya çok anneyi çok rahatlatan bir şeydi. Hı hı. Bir duş alıp hazır çantasını alıp hastaneye gelmesinde yarar var. Çünkü zaten yaklaşık bir 12 saatlik bir süreç var. Ama yani 3 saat sonra da olabilir tabii. Tabii yani 3 saat sonra da olabilir ama hani böyle suyum geldi hemen de doğuracağım tabii, tabii, diye olmayabilir. Evet. Onu bir orada birazcık da rahat olmalarında yarar, hı hı, yarar var. Doğum çantalarının yaklaşık ben eskiden şey diyordum 32-33'e kadar yolu var o zaman hazırlarsınız ama ben 30. haftada hastanede erken doğumla yattığım için artık 30. haftada hazır olsun diye söylüyorum. Doğru, erken doğum olabilir. Yani Allah korusun evet, ama her ihtimale karşı konuşmaları tabii lazım. Erken doğum gibi bir süreç olduğunda bebekler küveze girebilir, yeni doğan yoğun bakımı gerekebilir. Doğum yapmayı planladıkları hastanenin yeni doğan yoğun bakımı var mıdır bunu öğrenmeklerinde yarar var. Onun haricinde özel sigortaları varsa mutlaka işte ya da nakit ödeyecek bir hastaylarsa mutlaka muhasebeyle paketin içinde ne var ne yok bunları konuşmakta yarar var. Çünkü sonrasında ekstra bir şey çıktığında orada hani baba onunla o şeyin içinde yani uğraşmamak. Yani mutluluğun keyfini çıkartamıyorsun bu sefer. Orada onu çıkartmamak lazım. İşte doğum fotoğrafçısı istiyorlarsa mutlaka işte bazı hastane için benim çalıştığım eski hastane mutlaka doğum fotoğrafçının sertifikasını istiyordu. Tabii. Yani deneyimli olan bir doğum fotoğrafçısı bunu biliyordur zaten ama hani eğer yeni bir fotoğrafçı ise fotoğraf yanında gezdirmiyor olabilirsiniz onu. Anne onu bile sorsun icabında bence sormasına diyorsun. Yarar tabii, var. Tabii, yani öncesinde bir hastaneye gitmek ya da çantasının içine bebekle ilgili sadece hastane çıkışı koyması gerekecekse bebek odası sizin kıyafetlerinizi mi giydirecek hastane süresinde kendi kıyafetini mi giydirecek bebeğe bunu öğrenmekte yarar var. Eğer bebeğin kıyafetlerini giydirmeyecek sadece hastanede giyip taburcu olurken kıyafet giydirecek iki tane yedekli bir yani hastane çıkışında iki tane olması yeterlidir. Yani çantada bir sürü şey taşımaya gerek yok. Bunun gibi küçük noktalara dikkat etmek lazım doğum öncesinde. Rahat olmak lazım. Son zamanlarda biraz enerji açığı çıkan annelerde, özellikle normal doğum yapacak annelerde
Çünkü o enerji doğum anında ve doğum sonrasında lazımdır. Son güne kadar böyle o enerjiyi çok fazla gezerek değil, biraz dinlenerek evde geçirmek lazım. Hmm, tabii ihtiyaç olacak. Şeylerde özellikle devlet hastanelerinde, ben üniversite hastanesinde çalıştığım dönemde şeydi, doğuma son haftası kalmış, kadın cam silerken ayağını kırmış, apar topar ameliyata geldi. Çünkü o kadar bebek aşağı doğru indiği zaman öyle bir annede bir rahatlık hissi, bir enerji açığı çıkıyor ki. O da tabii biz biliyorsunuz Türk milleti misafir ağırlamak, giysidirmek, içirmeyi çok severiz. Doğum sonrası insanlar eve gelecek diye kalkmış. Yani fizyolojik olarak böyle bir şey oluyor diyorsun. Evet, rahatlama kısmını bunu bilmiyordum ben. Bebek aşağıya döndüğünde, başı aşağı döndüğünde yani, artık son hafta oluyor. Son haftalara doğru bir enerji açığı çıkıyor annelerde. Biraz daha rahatlama hissi olabiliyor. Bu rahatlamaya bağlı olarak da böyle biraz daha rahat dolaşabiliyorlar. Anladım. Daha hızlı hareket ediyorlar. Birazcık daha tam tersine dikkat etsinler. Dikkat nasıl olsa bu enerjiye doğumdan sonra çok ihtiyaçları olacak. Var. Doğum öncesinde de eşleriyle şöyle 2-3 kere baş başa yemeğe gitsinler. Sonra çünkü biraz sıkışık olunca gerçekten şey zor. Yani bir 4-5 ay çok zor. Belki bir hani anneye bırakıp kaçabiliyorsun ama o da çok şey oluyor. 2 saat yemeğe zor gidiyorsun, bebek yine ağlıyor. Hele anne sütü alıyorsa zaten bir sene bitti. İşte onun o zaman hayatınıza bebeği uydurmakta yarar var. Bebekle gideceksin. Bebekle gideceksin. İşte orası öyle, yapılacak bir şey yok maalesef ama yani ya hani ben çünkü benim oğlum her tarafı gitti. Bebek arabasında ev doğum sonrasında onu ben rutin oluştururken gündüzleri sesli ortamda uyuttum, arabanın içinde uyuttum. Akşamları da daha sessiz uyudu. O yüzden hiç sıkıntımız olmadı bizim. Hı hı. Şimdi bir parti, kendi okul arkadaşlarının partisine gittiğinde uyku saati geldiğinde kenara kıvrılır uyur. Öyle bir çocuktur. Çocuk evet. Evet yani. Ben de ona katılıyorum. Bu konuyu biz dün de galiba konuştuk konuğumuzla. Ya da ondan önceki gündü. Yani çocukları çok da böyle steril ortamlarda hani evet. Şey yapmayalım. İşte aşırı sessiz, bütün aile sussun, çocuk uyuyacak. Hani öyle de değil. Biraz sese de alışsın en baştan beri. Ve hatta birçok şeye belki alıştırarak. Aynen öyle. Ondan sonra siz rahat ediyorsunuz aslında. Evet ama çocuktan çocuğa değişiyor durum mutlaka. Hani benim oğlumun uykuyla çok sıkıntısı yoktu ama mesela yemekle ilgili sıkıntısı vardı. Kiminin de yemekle ilgili sıkıntısı olmaz, uyku sıkıntısı olur. Olabilir. Allah'tan olur. İkisi bir arada olan bebek çok az. Yani evet, o çok evet. Zor anne için çünkü. Evet, evet, evet. Benim kızım öyleydi. Yani hem yemeyen hem uyumayan biraz zor. Zor evet, maalesef. Evet, evet, evet. Doğru vallahi işte birisi hiç uyumuyor. Benim de büyük oğlum sabaha kadar 100 kere uyanırdı. Mahvolmuştum böyle, hepten çöp sopa olmuştum. Ondan sonra ama kızım Allah'tan arkadan yardım etti bana. Hem çok güzel yedi hem çok güzel uyudu. Böyle çocuğun varlığı yokluğu belli değildi yani, süper. Maşallah. Allah yardım ediyor demek bir taraftan ama. Şanslıymışsınız. Yani ikinci de o konuda çok şanslıydım. Öyle yani olsun, sağlıklı olsunlar da en önemli şey en sağlık. Zaten. Gerçi her şey bir tarafa. Gerçekten o hani iç organları sağlıklı, her şey tıkır tıkır işliyor mu? Eli ayağı yerinde mi, düzgün mü? Ondan sonra o tip şeyler çok önemli. Bir de bu hani doğduğunda hemen fark edebiliyorsunuz aslında da, bazıları tam fark edemiyor, sonra anlıyor şeyi. Down sendromu. Otizm zaten biraz daha geç fark edilebiliyor falan. Böyle yani Allah tabii ki sağlıklı bebekler versin. Yani peki senin bu yeni doğan doğum süreciyle alakalı söyleyeceklerin olacak mı? Doğum süreciyle alakalı. Bebek doğduğunda yani bebek yeni doğduğunda söylemek istediğim bir şey. Şimdi doğumdan sonrasına da geçeceğiz. Ya şey çok güzel. İlk böyle bebeğin çıktığı anı yakalayıp fotoğraflıyorsunuz ya. Orada sanatınızı gösteriyorsunuz. Orada her şey. Bebek çıktıktan sonra bir de işte anneyle ilk kavuşma anı, ilk beslenmesi falan gibi şeylerde. Acayip duygular yaşıyoruz hep birlikte. Evet, emzirme anı falan. Çok çok keyifli şeyler yani. Orada zaten herkes hani orada farklı olarak algılanmıyor. Bütün aile hep beraber izliyoruz nasıl besleyecek. Benim de çok yeni yaşadığım için gene söyleyeceğim. Hani kardeşimin eşi, yani kardeşim bebeği oldu, eşi doğum yaptığında şey yapacak hani çocuklar almaz ilk etapta, alan da vardır hemen şak diye kapar ama almayanla da uğraşmak çok zor. Bazısı hiç şey yapmıyor. Mesela Esra'cığım, onu sana sorayım. Sonuçta biz o kısmı artık atlattık, mecburen mamaya döndüler. Çünkü çocuk şöyle zar zor 15 gün emdi. Ama ondan sonra artık yok yani böyle hani, çünkü neden, çok iyi çekemediği için mi süt gelmedi, süt gelmediği için mi çektikçe sinirlendi bebek. O olay yani kapandı bir 15-20 gün sonra ve mecburen mamaya döndüler. Bu tabii evet yani çok üzücü, biz de çok üzüldük. Çünkü anne sütünün yeri bambaşka. O şekilde senin önerin var mı? Belki mesela biz bir şeyleri bilmiyorduk, atladık. Ya şimdi şöyle, anne emzirme kısmında
Şimdi ilk başta çocuk doğduğu zaman çocuk doktorunu çok netleştirmiyorsunuz. Hastanedeki doktor giriyor ya sizin çocuk doğumunuza. Önceden bilmediğiniz ve tanımadığınız biri olabiliyor. Kadın doğumcunun da böyle sizin doğum yapmış oluyorsunuz ve işiniz bitiyor. Emzirmenin ilk günleri çok önemli fakat hiç kimsenin de ortada sahiplenmediği bir durum. Evet. Yani en çok üzüldüğüm kısım benim o. Çünkü siz doktorunuzu doğrusunu tanımadığınız için arayıp soramıyorsunuz. Ya da ne soracağını bilmiyor anne. Evet. Şimdi ilk günlerde, ilk 3 gün, 4 gün kolesterol ödümlerinden bir süt gelir. Daha sırımsıdır. Bebek hatta sadece onu hani göğsü uyarı vermesi önemlidir orada. Nasıl orada kavrayıp karnının doyurması değil, o sütü alması ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi. O zaman hastanede oluyoruz. Unutmayayım, devamını anlatacağım. Fakat hastanedeyken ben kendi çalıştığım hastanelerde de biliyorum. Hemşire hanım geliyor, bebeği oturtturuyor yani, tutuyor. Anne kıpırdatmıyor, aman emsin bitsin. Hani sakın sıkıntı olmasın diye. Esasında hastanedeyken benim eğitimine gelen herkese de bol bol çıkarın, bebeği tekrar göğsünüze oturtturun. Olmadı hemşireyi çağırın. Hastanede olabildiğince çok pratik yapmak lazım. Biz böyle korkuyoruz. Bebek zorla tuttu ya o an. Anne zaten onu tutturamadı, aldı mı alamadı mı, süt zaten olmayabiliyor ya da çok az olmuş oluyor. Orada bir karışık bir şey var. Hastanede bol bol pratik yapsınlar. Çünkü eve gittiklerinde 3. ya da 4. gün artık süt olgunlaşma sürecine başlıyor. Bazen bebeğin ihtiyacından fazla süt üretiyor. Evet, fışkırır. Bu süreç, bu zaman ne yapmak? Bebeği bol bol emzireceksiniz ama fazlasını mutlaka pompayla sağmak lazım. Evet. Çünkü sağmadığınız zaman bu sefer göğüste sertlikler, kızarıklıklar olmaya başlıyor. Ve burada böyle bir noktalı virgül yapmış oluyoruz. Çünkü bebek o çok sert göğsü alamayabiliyor. Onu biraz pompayla boşaltmanız lazım. Anne hem rahatlayacak, annenin ateşi çıkmayacak, hem de göğüs sertlik, o sertlik rahatlayınca sütün arkadan gelimi de devam edecek. Tabii tabii. 10. 12. güne geldiğimizde artık süt olgunlaşmış, işte önden daha sulu, arkadan daha yağlı kısmı gelir hale gelmiş oluyor. Yani 10-12 günlük süreç boyunca sağ göğsü, sol göğsü takmadan, orayı çok buraya az taktım, bunu takmadan, olabildiğince sık sık emzirmek. Peki bol bol bebek uyurken lazım. De mesela bebek uyuyor diye de bekleniyor, bu sefer bebek de uyuyor. 3-4 saat çocuk yani uyuyor. Şimdi ilk günlerde, özellikle ilk 10 gün diyelim, yani özellikle fizyolojik sarılığı atlattığı döneme kadar olan süreçte, bebek eğer 3 saati geçiriyorsa 3. saatte artık uyandırmak lazım. Çünkü ilk haftalarda göğüse ne kadar çok ileti gelirse o kadar çok süt olur. Bu arz talep mevzu. Yani siz ne kadar çok emzirirseniz sütünüz o kadar çok olur. Bunu annenin en başta inanmış olması, kendine inanmış olması lazım. Bunu başaracağını düşünmesi gerekiyor. Ama bazen işler her zaman sizde olduğu gibi kolay gitmeyebiliyor. O zaman bol bol sağma yapmak lazım. Yani eğer bebek almıyorsa sağarak o sütün devamlılığını sağlamak lazım. Çünkü bebekler 2. 3. haftaya geldiğinde çene kasları ve kilo almaya başlıyor. Biraz daha güçleniyor. Güçlendikleri zaman göğüs kavramaları daha kolay olabiliyor. Yani o 2-3 hafta hiç olmazsa, bebek almıyorsa bile sağmak lazım. Peki yalnız Esra'cığım şöyle bir şey de var. iki ayrı, su iç lütfen. İki ayrı faktör de var bence bu konuları etkileyen. Tetikleyen. Şimdi şöyle, bazı annenin gerçekten de süt, yani sanki kuru buralar, yani gelmiyor, çok zor, damla damla mesela. Bu bir. İkincisi, bazı bebeklerde tembel oluyor. Biliyorsun hani işte, hani değil mi, böyle bir şey var mı ya da ben hani öyle söyleyeyim, sana soracaktım aslında. Bu yani tembel mi oluyor? Hani tembel böyle yoruluyor çabuk. Tamam, yorulmasını anlayabiliyorum ama mesela yorulup ama tekrar iştahla az da olsa yine emen ve sütü çeken çocuk var. Bir de gelmeyince hemen bırakıp yorulan da var, uğraşmak istemiyor, tembel. Keyfine düşkün, bilemiyorum artık onu. Tabii kişilik yapısı giriyor işin içine. Genelde ilk günden itibaren var. Belki de evet, genelde o çocuk iştahsız bir kişi olarak da devam edecek hayatına. O da olabilir tabii. Hani bilemiyorum ama. Benim oğlum mesela öyle bir çocuktu. Evet. Prematüre olduğu için tabii daha çabuk yoruluyordu. O zaman daha başta ne yapacaksınız o zaman öyle bir bebeği? Emzirdiniz. 1-2-5 dakika emdi. Yutkunmasını dikkat etmek lazım. Yani yutkunuyorsa süt alıyordur. Yutkunduğunu gördünüz. Sütü aldığını fark ettiniz onu. 5 dakika emdi. 5 dakika sonra bıraktı. Şimdi 10. 12. günden sonra ortalama 15-20 dakika emmesi olması lazım. Çünkü ilk 5 dakika sadece sulu kısmı alır. Tabii. Şimdi en büyük annelerin en büyük hatası 15 dakika, 5 dakika buraya emdiriyor. Hop bitti, tak bu tarafa geçiriyor, bu tarafa 5 dakika. Çünkü bebek bu sefer hep sulu sulu sütleri oluyor. Arkadan gelen yağlı kısmı hiç ulaşamıyor bebek. Diyor ki mesela emziriyorum, süt de var ama kilo almıyor bebek. O zaman emzirme sürelerini uzatmak lazım. Bir göğsü bitirip diğer göğsü öyle geçmek gerekiyor. Şimdi yorulan bebek için de emzirdiniz 5 dakika, uyuyakaldı.
bir dakika bekleyin. Sonra önce gıdısıyla oynayın. Olmadı ayaklarıyla oynayın. Hmm. Çıkarın çorabı. Hmm. Olmadı badisini çıkarın. Soyun. Soyana kadar. Onu uyandırana kadar. Ne varsa tek tek üstünden çıkarın. Bu arada anne de üstünü biraz boşalsın. Şimdi bizde özellikle kış olduğunda ben normal evlere danışmanlığa gitmiyorum. Fakat bir tane anne gerçekten dedi ki bebeğim hem göğsüm kanıyor, bebeğim kan emdi. Kadın ağlıyor. Evet. Dedim nerede oturuyorsun? Söylediği yer benim eve çok yakın. Dedim ben hastanede çalışıyorum. Bebek ancak meleği, bebek meleği. 7'de gelebilirim yani 7'de bir uğrayayım bakayım dedim. Yani çünkü kadın ağlıyor, söyleyecek bir şey yok. Yani anlattığım şeyi anlamıyor çünkü telefonda. Ay canım. Sonuçta gittik eve. Ev o kadar sıcak ki bebeği battaniye sarmışlar. Bebek aman içeride. Allah'ım. Anne boğazlı kazak giymiş, içinde atlet. Bir masa dolusu bütün göğsücü kremlerin hepsi var. Anne ve kayınvalide ikisi de başta. Dedim ki önce siz dışarı çıkın, biz ikimiz kalalım. Yok dedi, biz de bakacağız. Dedim lütfen hani siz bir çıkın dışarı. Kadına dedim sen bir soyun, bebeği de soyduk. Dedim bu sıcakta böyle olursa bebek uyur. Tabii. O yüzden bebekleri çok sıcaklarda tutmamak lazım. Özellikle böyle battaniyeleri emzirirken bu üstleri başları biraz boş olsun. Annenin de öyle üstü başı biraz açık olsun. Hani gerekiyorsa ayrı odaya gitsinler ama hani biraz daha sakin, üstleri başları açık. Sonra anne dedi ki sen bir tut bakalım nasıl emziriyorsun. Çocuk tabii biraz uyandırdık ayağını bacağını oynadı. Bu çok heyecanlı gidiyor. Devamını biraz sonra alalım. Bir müzik dinleyelim. Sonra devamını alalım. Heyecanlı. Canımı yoluna koydum. Mimoza çiçeğimsin. Kanatlanıp göğe uçma, uçma sevdiceğim. Yaktın ciğerimi yaktın, kaçma sevgilim. Öpüp okşayamam ben seni, mimoza çiçeğimsin. Başkası okşanıp sevilmez, delirme sevdiceğim. Yaktın ciğerimi yaktın, yanma sevgilim. Çekilmez bir adam oldum yine, uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar yatıyorum ertesi gün sırt üstü. Evet, evet beni çileden çıkarıyor büsbütün. Kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine, çekilmez. Uykusuz, aksi, nale. Yine her seferki gibi haksızım. Sebep yok. Biliyorum, olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp. Bu yaptığım rezalet. Fakat elimde değil gülüm. Elimde değil sevgilim. Seni kıskanıyorum. Beni affet. Öpüp okşayamam ben seni. Mimoza çiçeğimsin. Alaca karganın gülüsün. Ellerin çiçeğisin. Değişmem dünyaya senin. Gitme sevgilim. Esra'cığım çok heyecanlı yerde demin şey yaptık böyle müzikle bir keyiflendik. Evet eve gittin sen baktın çok sıcak ortam dediğin gibi.
Yani şu annenin üstünü çıkarttık, bebeğin üstünü çıkarttık. Şimdi göğüs ucu kremlerini de dedemi kaldır gözünün önünde görme. Çünkü göğüslerinde gerçekten hani göğüs ucu ile ilgili bir sıkıntısı yoktu bence. Yani evet biraz kanamış ve sıkıntı olmuş ama o kadar kreme gerek yoktu bence. Çünkü bebeği oturtturunca sadece kol, işte önce dedim sen rahat otur. İşte bebeği kucağına aldı. Ben hiçbir karışmıyorum, sen normal emzir, bir göreyim ne yapıyorsun. Bu arada kaç aylıktı bebek ya da kaç bebek günlük? Bebek daha işte 10 günlük değildi yani o kadar, daha çok yeniydi. Bebeği işte tut esasında bebeği oturttuğunda bebek çok güzel kavruyordu. Benim yani şansımızla gittiğimde hani emzirmeyi bilemeyen, kavrayamayan bir bebek yoktu esasında. Fakat bebek o kadar yoğun sarılıp anne o kadar gergin ki bebek iki tane emip kendini çekiyor anne, çünkü çok gergin. Yani bir sıkıntı var diye düşünüyor. Ama şimdi bizim annelerimiz ve kayınvalidelerimiz sağ olsunlar hani yardımcı oluyorlar ya da etrafımızdaki insanlar. Fakat herkeste şöyle bir şey var. Herkes böyle normal zamanda kimse kimseye böyle dokunmaz. İşte hamileyken karnına dokunursunuz. Doğum zamanında da işte göğsünde süt var. Halen içeriden dayanamayıp gelip annesi göğsünde süt yok diye göğsünü dokunuyor. Şimdi siz bunu bu şekilde yaptığınızda şimdi anne zaten bir strese giriyor ve bu doğal olarak sütü durduran bir şey. Şimdi demin de dedi ya bazı göğüsler kupkuru. Mutlaka anne sütüm yetmiyor, sütüm olmayacak ya da bir morali bozuk olan bir durum vardır. Şimdi vücutta iki tane hormon var. Biri prolaktin, biri oksitosin. Prolaktin süt yapan bir hormondur. Çok da bir şey yapmamıza gerek yok. Bebeğinizi emzirdikçe prolaktin salgılanır. Ama oksitosin denen hormon mutluluk hormonudur. En yüksek seviyede bebeği ilk doğum, bebeğin kafasının doğumu anında vücutta en tepe noktasındadır. Bu hormon sütün kanallardan bebeğe ulaşmasını sağlar. Ama anne ne kadar gerginse, üzüntülüyse, yapamayacağını düşünüyorsa o hormon durur. Ve süt varsa da kanallardan bebeğe gelemez. Doğal olarak bu annede de aynı şeydi söz konusu. Yani ben anneyle biraz konuştuğumda biraz daha gevşedi. Dedim çok gayet iyi, bebeğin çok güzel tutuyor. Bak çok iyi. Tak yaptı ya, benim oraya gidip yaptığım tek fark bir tane yastığı alıp kolunun altında dedim bak bunu böyle ya destekle, kolunu süt. Çünkü kolun yorulunca sen de yorulursun. Önce sırtını doldur, kolunun altına koy, bebeği tut. Bunu yaptıktan sonra bebek 2 yaşına kadar emdi. Sonra görüştük biz anneyle. Işte. Çünkü emzirirken işte annesi ve kayınvalidesiyle de sonra tekrar konuştuk. Muhtemelen çok sevmediler beni. Sevmişlerdi canım. Çünkü çok müdahale ediyorlardı. Bunun doğum sonrasında mutlaka annelerin yardımları çok önemli ve çok değerli. Bunları sıraya koymak lazım. Yani çünkü bizim herkes bir 10-15 gün herkes gelir. Sonra anne bebekle beraber tek başına kalır. Bunu böyle yapmak değil, böyle biraz sürece yaymak lazım. Daha sonra anlatırız olmazsa evet, olan şey. Ama etken dediğin gibi. Geriyorlar ister istemez. Çünkü zaten hele de ilk bebekse anne ilk defa yani ilk defa anne olmuşsunuz. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorsunuz. Aslında şimdi artık araştıranlar da var. Okuyorum. İnternetten de araştıranlar var. Biraz daha bilinçli belki gençler ama sonuç itibariyle onu bir kere pratik etmemişsiniz. Yani ne kadar okursanız okuyun tabii. Okuyacağınıza geldiği zaman bambaşka bir şey oluyor. Bir de mesela büyüklerin etkisi de olabiliyor. Bir de bazı babalarımız da gereksiz panik olup anneye şey yapabiliyorlar. Mesela gereksiz panik. Çocuğu ağlatmayacak hiç. Mesela baba. Çocuk mu ağladı diyor. Ya kadına baskı yapıyor. Yani ağlasın. Ağlayabilir. Hani ilk doğduğunda da ağlar değil mi? Bir aylıkken de ağlayacak. 10 aylıkken de ağlayacak. Ağlasın da zaten bence biraz. Bu dediğin gibi ihtiyacı da var. O ciğerlerin büyümesine de faydası var. Bir doğal döngü var aslında. Yok iyi adam gibi otursun bebek. Öyle bir şey olur mu yani? Keşke olsa da. Evet yani. Hani onun için babalarımızın da rahat olması ve tam tersine eşini rahatlatması gerekir. Aynen. Olur bunlar hayatım. Rahat ol. Bebektir ağlar. İşte bebektir şey olur. Hani gibi. Sonuçta anne işte sütü de kesilir ondan sonra. Aynen. Her şey de olur. Yani belki de aslında ondan da bazen sütler kesiliyor çok, olabilir. Çok büyük etkisi var. Yani hani stres yani gerçekten çok etkili. Ben anlamıyordur bile değil mi anne tabii, kendini yani, stres yapıyordur. Ben kendi doğumumda oğlum işte 30 haftada ben 30. haftada erken doğumlu hastaneye yattım. 33'te Altuğ doğdu ama çok kötü bir doğuma girdik. Doğuma girmeden önce kalp atışı yoktu Altuğ'un. Yani ben hani kaybettim diye girdim. Doğumdan sonra sağ olsun hani çok güzel çıktı. İlk emzirmesini tabii acil sezaryen aldıkları için biraz da tabii çalıştığım hastane arkadaşlarımca biraz anesteziyi fazla vermişler. Hani sonuçta kötü bir şey çıkar ve hani
nasıl olacak diye. Biraz ilk emzirmeyi çok hatırlamıyorum yani. Emzirdim ama hani nasıl olduğunu çok hatırlamıyorum. Çok fazla vermemek lazım aslında. Narkozu. Tabii o durumla alakalıydı. Doğru. İkinci emzirmeye geldiğinde altı morardı ve yoğun bakım almak durumunda kaldılar. Aynen. Tabii erken doğum, akciğer gelişimini dışarıda tamamlayacak çocuk falan filan ama tabii. Ben o an şey gibi düşündüm o psikolojiyle. Evet çocuk sağlıklı doğdu belki ama ben kocamanım, çocuk minnacık çocuğu boğdum ve sütüm direkt sesildi. Yani normalde doğuma gitmeden önce göğsümde süt gelmişti. Evet. Doğum sonrasında da sütüm vardı gayet iyi. Bir kere sağdık. Fakat tabii ben sezaryenli ve yataktan kalkamadığım için, bebek de bebek odasında oraya da gidemediğim için o gece. Ve beni o şok etkiledi. Yani herhalde dedim çocuğu doğduktan sonra kaybedeceğim diye. Ve o düşünce senin sütünü kesti. Aynen kesildi. Bir damla yok ya. Bir öncesinde sağdık neredeyse 50 sisi yanlış hatırlamıyorum. O kadar süt çıkan göğüsten ki ilk gün için bu çok iyi bir rakam. Sonrasında bir damla çıkmadı. Bir damla. İşte. Ve biz... Ben tabii sürekli sağ işte 10 sisi çıkıp enjektörle veriyorduk. Yani o dereceydi. Evet. Fakat bir buçuk ikinci aya geldiğimizde çok mama az anne süt alıyordu. Çünkü süt yok yani. Evet. Süt bir türlü gelemiyor. Çünkü kafamı bir türlü toparlayamıyorum ben. Sonra hastanedeki arkadaş işte kendi doktorlarımla konuşup sağ olsunlar hani destek de oldular ve ben işe erken başladım. Çok kısa işe gittim. Gittim 2 saat iş yerine geldim. Çünkü hayatımı normale sokmam gerekiyordu. Belki o iyi gelecekti bana. Ve ondan sonra ben kendimi ne zaman bu şeyden yapamayacağım hissinden çıktığım an evet. Yapmaya başladım. Ve 9 ay 6 sadece bol bol anne sütü aldı. Oo, 15 aya kadardı ben hani daha da almalı diye düşünüp sürekli sağarak 15 aya kadar da anne sütü verdim. Ama çok zor bir süreç geçirdim ben. Yani kolay hani değil. Stresin ne kadar çok etkili olduğunu evet. Birebir yaşamak. Hani bu kadar... etkin olabileceğini tahmin etmiyordum öncesinde. Kaç aylıkken işe bir gittim başladım diyorsun? 2,5 falan da herhalde. Ha. İşte o 2,5 ay demek ki hani evde bebeğinle sürekli de hep aynı ortamdasın berabersin yani ben ya. Ciddi loğusa depresyonu yaşadım. Çok ciddi bir loğusa depresyonu evet. Yaşadım. Çünkü doğum öncesinde benim 2 tane ayrı düşüğüm var. 6 erken doğum yaptım. Ve bu süreçlerde bir sonraki sürece geçerken kendimi rahatlatmadan yok sayarak hep ilerledim. Ha. Muhtemelen doğum sonrasında o birikti. Hormonlarla böyle birden tabii, patladı hepsi. Tabii. Ama Allah'a çok şükür yani çok kısa sürede toparladım ama zor bir süreç yani. Senin için çok zor bir süreç zor olmuş oldu. Ama şu an seni takip edip izleyenler ve senden fikir alan aslında anneler ve anne adayları içinde ne kadar şey bir süreç. Yani sen evet bu zorluğu çekmişsin ama şimdi bunları paylaşıyor olabilmen. Bu tecrübeleri paylaşıyor. Mesela lohusalık sendromunu bile konuşabiliriz demek ki seninle. Hani tabii yani çok ciddi yaşadım bunu yani. Çok ama evet. Hani çok ben anlaşıldığı gibi çok konuşurum. Hani hayatı çok dışa dönük biriyimdir. Çok hani çok güzel bir şey ama o dönemde o 2 ay boyunca tamamen çocuk ve kendimi kapatmıştım eve. Yani o şimdi bazen hormonlarımız lohusalık döneminde doğum sonrasında hepsi bir taraflara gidiyorlar. Kendilerine gelip bir toparlanıncaya kadar annenin çok iyi desteğe ihtiyacı var. O yüzden ben bütün eğitimime gelen annelere şey diyorum. Mutlaka bebeğiniz tabii 3 günlük bebekle su bırakıp 10 dakika bile sokağa çıkamıyorsunuz belki ama kendinize minik minik vakitler ayırın. 10 dakika olabilir, 15 dakika olabilir. Vicdan azabı çekmemeye çalışın. Çekiliyor. Ama 10 dakika da olsa bir markete gitmek ya da bir berbere gidip saçınıza fön çektirmek çok çok iyi gelecek. Yani bir şey soracağım. Halbuki bu şimdi izleyenlerimizden de belki şu anda hatta doğum yapmış anneler var. Belki prematüre bebeği olmuş olanlar var. Ben şunu ama üzülüyorum ve anlamıyorum. İnsanın kendini suçlamaması gerekiyor bence. Bu tamamen doğal bir şey. Allah'tan olmuş. Bebek şey erken gelmiş. Anne kendini neden suçlar? Buna üzülüyorum. Bence suçlamamaları gerekiyor dediğin gibi. Bir de senin lohusa olduğun dönemde mesela bu 2,5 aylık o zorlu süreçte bir Esra Ertuğrul olsaydı mesela. Şimdi bir düşün mesela. Sen o zaman iyi olur muydu? Bir destek olur muydu sana? Tabii ben doğum yaptığım hastanenin bebek odasındaki tabii çok yakın arkadaşımdı. Ben Altuğ'u beslemeyip Ocak'ta doğdu. Ve acayip bir soğuk karlı dönemde biz arabaya atlayıp hastaneye gidiyordum. Ne olur bana yardım edin oğlumu besleyin diye. Ben hani çok desteğini gördüm. Oradaki arkadaşlarımın bana desteği çok önemliydi. Yani ve gerçekten benim toparlamama çok çok katkılı oldu. Psikolog bir arkadaşım var. Özellikle bir lohusalıkla ilgili çalışmaları var.
Hoca'nın. Onunla karşılıklı konuşmalarımız, onun desteği, hani o profesyonel bazen destek almak gerçekten çok işe yarayabiliyor. Evet. Çünkü bazen şöyle bir şey oluyor. Yaptığınız şeyin doğru mu yanlış mı olduğunu bilmiyorsunuz. Evet. Hani mama verdiğinizde tutuyorsunuz, koyuyorsunuz 100 cc, çocuk 100 cc içti diyebiliyorsunuz. Ama anne göğsünü oturtup doğurduğu zaman bebek kilo, yani doydu mu doymadı mı, bebek kesti mi bitti. Doydu mu doymadı mı? Halbuki belki yoruldu, damağı yoruldu. Belki uykusu geldi. Yani, hani bebek onu anne, anne çok karışıyor. Mesela benim geçen hafta da bir anneyle danışma, karşılıklı bir görüşmemiz oldu. O an mesela tamam dedim, işte ben hep her seferinde önce anneye diyorum, siz ne yapıyorsunuz bir göreyim ben. Tuttu, çok güzel emiyor. Demiş, ne soracak acaba bana? Hani her şey iyi. Bebek çok güzel emiyor. Kilosu gayet, zaten 4 kilo doğmuştu bebek. Ondan sonra hayır yok, bunu bana demeniz için geldim dedi. Hay Allah, onay almaya gelmiş. Onay almaya gelmiş. Bazen gerçekten şey olabiliyor. Hani anne yaptığı şeyin doğru mu yanlış mı olduğunu bilmiyor. Bazen doktora soramıyor. Yani hı-hı, çocuk doktorunu bunu paylaşamayabiliyor. O dönemde belki hani danışacağı birilerinin olması evet, iyi. Ama burada da şuna dikkat etmesi lazım. Böyle hani, İlla bana danışmaları gerekiyor diye bir şey yok ama doğum yaptıkları hastanelerin, hı-hı, bebek odasındaki hemşirelerinle iyi ilişki tabii, kurarlarsa tabii, iyi ilişki. Sonrasında oraya telefon ettiklerinde ya da gittiklerinde mutlaka arkadaşlarım yardımcı olacaktır onlara. Bu arada aklıma şey geldi, ben buradan duyurmuş olayım, ara ara hatırlatmaya çalışıyorum. Bizim hem Twitter hesabımız var hem Facebook hesabımız var sevgili izleyiciler. Bir kadın bir hayat yazdığınızda hem Twitter'dan hem Facebook'tan bize ulaşabilirsiniz. Şu anda Esra Ertuğrul'a sormak isterseniz eğer, yani gerek şeyde lohusalıkla ilgili olabilir, bebeğinizle ilgili olabilir, doğuma şu an çok az kalmış olabilir, sorularınız olursa da biz buradan elimizden geldiğince bize sosyal medyadan şu an yazabilirsiniz. Arkadaşlarımız takip ediyorlar. Telefonlarımız da var. Yönetmenim altına yazdıysa bilmiyorum, ben göremiyorum şu an. Telefon da edebilirsiniz. Bekliyoruz telefonlarınızı da. Hazır bulmuşken Esra Ertuğrul'a direkt cevap alabiliriz. Kısa kısa alırız sorularınızı. Esra'cık detaylı anlatır. Biraz sonra ek gıdayı da soracağım. O da önemli gerçekten. Ne yedireceğini ve ne yapacağını tam bilemiyor insanlar. Peki Vuslat'cığım, sen anlaştığın zaman mesela ailelerle doğumuna işte az kala seninle buluşuyor diyelim. Diyor ki çalışabilir miyiz, nasıl yapalım? Bir paket seçiyor. Ondan sonra nasıl bir süreç izliyorsunuz mesela? Nasıl bir süreç izliyoruz? Hı-hı. Aileyle buluşuyoruz doğumu gerçekleşeceği gün sabahtan. Tabii bu planlı doğumlarda, sezaryenlerde geçerli olan bir şey. Birlikte hastaneye gidiyoruz. Hı-hı. Hastanede hazırlık aşaması çekimi yapıyoruz. Hı-hı. Odada işte annenin ilkleri çekiliyor. Aşağıya doğuma iniyoruz hep beraber. Aileyle annenin vedalaşma kısmı var. Orada sen o süreçte zaten doğru başlıyorsun. Tabii erken gidiyorsun. Tabii beraber onlarla hastanede oluyorum zaten. Evet. Sonra baba da bize eşlik ederse eğer epidural sezaryen yapılacaksa, hı-hı, babayı alabiliyorlar ameliyathaneye. Hı-hı. Beraber ameliyathaneye giriş aşaması, babanın hazırlık aşamaları. Bunları çekiyorsun. Tabii yani, bunları çekiyorum. Orada mümkün olduğu kadar saati yakalamaya çalışıyorum, hı-hı, hep. Sonra bebeğin ilk çıkışı, orada babanın desteği. Bunların hepsini çekiyorum. Sonrasında baba ile birlikte ben çıkıyorum. Bebek odasına gidiyoruz. Sonra tekrar bebeğin ilklerini çekiyorum. Sonrasında ilk kıyafet... Bu topuğundan kan filan alırlar. Onları da çekiyor musun? Yok, hayır, onları çekmemeye çalışıyorum. Ayak izi yaparlar. Ayak izini çekiyoruz. Kilosunu, boyunu hepsini camdan... Diğer aile fertlerinin onu ilk kez görmelerini. Ay, o ne kadar güzel bir an. Çok ya güzel, Rabbim, çok güzel. Hepsinin gözlerinde çok ayrı güzel, ayrı. Başka bir şey yaşıyorsunuz yani, evet, orada. Evet. Onları çekiyorum. Sonrasında bebeği giydiriyorlar. Anne gelmeden zaten bebeği odaya çıkartmıyorlar. Anneyi bekliyoruz. Sonra anneyi karşılıyoruz aileyle birlikte. Baba karşılıyor zaten. Sonrasında anneyi odaya yerleştiriyorlar. Bebeği getiriyorlar. Bebekle annenin karşılaşmasını çekiyorum. Sonra beslenmesini çekiyorum. O yarım saatlik süreci bir boş bırakıyoruz. Çünkü bebek anneyi emerken o arada bir baş başa kalmaları gerekiyor. Evet. Sen de biliyorsundur. Yani odanın dışına çıkıyoruz. Hepimiz bekliyoruz. Hiçbir şey olmasın, mola veriyoruz. Hiç kimse olmasın, evet, gibi. İlk bağlanmayı yaşadığı an hani özel, evet, bir an çünkü. Evet. Hani çok kalabalık, herkes müdahale ettiğinde bebeğin dikkati dağılabilir. O anda birbirlerine... Çünkü sözünü biliyorum. Çünkü bebekler ilk doğdukları zaman bir ayrılık psikolojisi yaşıyorlar. Çünkü 9 ay boyunca bir suyun içinde, daha bir karanlık bir ortamda, sesi farklı, kokusu farklı bir ortamdayken birden
ısısı farklı, sesleri farklı bir ortama çıkıyor. Hı. Tek bildiği şey annenin kokusu ve annenin sesi. Hı. Babalar da 24-25'ten sonra çok güzel konuşsunlar bebeklerle, duyuyorlar. Ve tek 25'ten sonra derken 25. haftadan sonra. Anne hamileyken, babalar 25. haftadan sonra konuşsunlar bebekle. Anne bebekle konuşsunlar, iletişim kursunlar. Çünkü o zaman babanın sesini de bebek tanımış oluyor. İlk hani annenin sesini ve kokusunu duyduğu an bebek evet doğru yerdeyim, bir sıkıntı yok, güven içindeyim mi hissetmesi gerekiyor. O yüzden yalnız kalmaları güzel bir şeydir. Evet, bu arada. Evet. Emzirme sonrasında da ilk portreler çekiliyor. Anne baba bebek, anne bebek, baba bebek, aile, diğer aile fertlerini çekiyoruz. Sonrasında bitiyor. Tabii genel anestezide bu geçerli olamayabiliyor. Çünkü baba giremiyor doğuma. Baba giremediği için sadece o kısımda anne baba ve bebeğin ilk karşılaşmasını çekemiyoruz. Normal doğumda sistem daha farklı işliyor. Normal doğum evet. Aslında gönül arzu ediyor ki normal doğum olsa. Tabii, tabii. Her şey normal olsa. Hem her açıdan baktığınızda her iki taraf için de en güzeli, en sağlıklısı. Anne açısından, anne psikolojisi, anne fizyolojisi, bebek, bebeğin sağlığı değil mi? Her türlü. Ve hatta doğar doğmaz hemen bir şey sarıp şuraya yatırmak veya çıplak yatırmak. Aynen. Direkt süper bir şey. Peki normal doğumlara nasıl yetişiyorsun? Nasıl yapıyorsun onu? Normal doğumlar zaten 7-24 telefonu. Açık 7-24 benim telefon. Benim de 3 çocuğum var evde. Bu arada. Evet. Ama hani yine de genelde niyeyse hep gece oluyor o normal doğumlar. Sabaha karşı başlıyor bir şekilde. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Onda bir 10 santimle zaten annede 10 santim olduğunda doğum artık başlıyor demek oluyor. Bunun bir aralığı var. 5 santimde beni arıyorlar. Doğru. Ya baba arıyor. Anne zaten o anda arayacak durumda olamıyor. Tabii, ya bir yakını arıyor. Bana telefon veriyorlar. Arada ben de mesaj atıyorum. O şekilde irtibatta oluyoruz. Ben hemen 5-6 santim olduğunda açılma aileyle konuşuyorum. Yola çıkıyorum. Yetişiyorsun. Zaten gittiğimde 2-3 saat sonra doğum başlamış oluyor artık. O şekilde çekip geri kalan süreç genelde aynı oluyor. Geri kalan süreç aynı. Peki o şey aşaması acaba tam o doğum, yani bir farklılık var mı mesela tabii sence? Tabii ki var. Normal doğumda çok daha doğal kareler yakalanıyor. Çok daha ayrı bir şey yaşıyor aileler. Yani bebeğin ilk çıkışı bir kere bebek çıktığı anda anne emzirebiliyor. Bu çok, çok güzel bir şey. Oradaki o bağ muhteşem. Yani o bebeğin çıktığı an dünyada eşi yok o duygunun. Annenin o andaki hani rahatlaması, yaşadığı şey falan. O bambaşka. Ben gerçekten hep söylüyorum, hep de söyleyeceğim, hiç vazgeçmeyeceğim bundan. Lütfen eğer gerçekten çok büyük bir sorununuz yoksa sezaryen doğum yapmayın. Yani bu bildiğiniz bir ameliyat. Gidip buradan bir de 7 kat batın. Hani doğal yol varken 7 kat batının o kesilmesi, etmesi tam bir ameliyat. Kaç dikiş. Hadi yok hani diyorlar ya ben acı çekmek istemiyorum. Ama ben ikisini de yaşadığım için çok rahat konuşabilirim burada. Normal doğum 1 numara. Süper. Her yönden süper. Çünkü acıysa eğer korktuğunuz sezaryanda da zaten size acı fazlasıyla bekleyecek doğumdan sonra. Yani hiç bekliyor. Yani sonuçta öyle ya da böyle o gazın çıkması için uğraşıyorsunuz ayrı. Ameliyattır, dikişlerin var. Acıysa acı yani. Ama öbürünün belki doğum anında acı çekiyorsunuz ama size yaşattığı o mutluluk, o keyif ve sağlık açısından size katkılarını düşünecek olursanız bir kere yani kıyas kabul etmez. Ama çok bir şeyiniz varsa sıkıntınız ve sezeryen olmak zorundaysanız o başka bir şey. Kordon dolanmıştır boynuna. Gerçekten bu kesindir. Veya başka sıkıntılar vardır. Ben hani tıbbi olarak çok bir şey söyleyemem tabii. Ben tamamen işin böyle hani o psikolojik boyutundayım, o güzellik boyutundayım. Onun keyfini lütfen yaşayın. Lütfen yaşayın yani bence. Bilmiyorum. Burada üstadın yanında çok da konuşmayalım ama. Yok ya ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani eğer hani olabiliyorsa anne kendine bunu yapabileceğine inanıyorsa ki herkes bunu yapabilir. Yüzyıllardır, binyıllardır insanlar yapmış. İşte teknoloji ilerledikçe biz bir takım şeyleri unutuyoruz. Fizyolojimiz bir takım hareketleri, bir takım şeyleri unutuyor. O yüzden de korkuyoruz. Esasında öncesinde iyi alınmış bir eğitimle, iyi bir planlamayla normal doğumda çok rahat geçebiliyor. Tabii ki. Çok ne rahat demek? Geçebiliyor. Yani Esra'cığım dediğim gibi hani yüzyıllardır bunu yapabiliyorlar ve Allah bize bu doğal şeyi zaten vermiş. Bir de şöyle tam da tersine bence düşünmek lazım. Teknolojinin bu kadar yoğun olduğu bir zamanda dediğin gibi bu kadar her şey gelişmişken bu kadar zaten bir şeylerin esiriyiz ister istemez. Bari Allah'ın bize bahşettiği bu güzelliği bırakalım doğal seyrine. Hani aynen zaten öyle. Bir şeylerin içindeyiz. Ama bırakalım mümkün olduğunca birçok şeyi doğalını yakalamaya çalışalım.
diyorum. İşte yavaş yavaş inşallah. İnşallah hani, tekrar bilinçleneceğiz. Tekrar bilinçlenmeye başladı insanlar ama tabii o da başka şekillere gidiyor. Onun da tehlikeli kısımları var ama yine de en azından normal doğumu destekleyen insanlar artmaya başladıkça doktorlarımız da birazcık da bir şey yapacaktır. Şimdi bir telefonumuz gelmiş. İstanbul'dan Merve Hanım bizi arıyor. Hoş geldiniz. Alo. Alo. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun, buyurun. Merve Hanım, ek gıda ile ilgili galiba bir sorunuz olacakmış. 4 aylık bebeğiniz var. Evet, 4 aylık bir bebeğim var. Ve yaklaşık 2 haftadır da emmek istemiyor aslında. Yani zorla emziriyorum. Ya uykudan uyanınca ya da böyle çok acıkınca 3-3,5 saat sonra. Daha önce böyle bir sorunumuz yoktu. Evet. Şimdi böyle bir sorunum var. Bir de başka bir sorun daha olacak. Bir ay sonra işe başlayacağım. Yani 5 aylık olmuş olacak çocuğum. Ve ben bu konuda endişeliyim. Ne zaman ek gıdaya başlayacağım? Şimdiki doktorların farklı farklı görüşleri var. 4,5 ay diyor kimse. Bazıları 5 ay, bazıları 6 ay da başlayın diyor. Bu konuda kafam biraz karışık açıkçası. Onu telefonu sormak kapatmadan istedim. Şeyi soralım. Yani şu an bayağı emziriyor mu yani? Çok mu iyi? Hiç anne sütü alıyor değil mi sadece? Evet, sadece anne sütü alıyor. Sadece anne sütü alıyor. Şimdi bebekler 3,5-4. Teşekkür edelim mi? Teşekkür ederim. Ben size cevaplayacağım tamam. Bütün sorularınızı. Çok teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin. Sağ olun. Bebekler 3,5-4 aylık dönemlerinde bu ara o kadar çok soru var ki onunla ilgili bana da gelen. Biraz havaların sıcak olması bebekleri emerken birazcık daha bu ara isteksiz yapıyor muhtemelen. Ama onun yanında 3-3,5 aylıklarda bebeklerde büyüme hatanın olduğu bir dönem. Muhtemelen bebeğin de, annenin bebeğinin de büyüme hatanın yaşadığı bir dönem. Bu dönemde bebekler ya anneye çok bağlı oluyor, böyle yapışıyorsa sürekli emmek istiyor. Ve anne sütü yetmiyor diye düşünmeye başlıyor o dönemde. Evet. Ya da bu annemizde olduğu gibi bebek biraz emip artık emmek istemeyebiliyor. 3-3,5 saat iyi bir aradır esasında. Daha sık değil, 3,5 saat sonra emziriyor. Ancak o zaman alabiliyor demişti. Bence 3,5 saatte bir emmesinde yarar var. Şimdi 4 ayda, 5. ayda işe başlayacaksa annenin, bebeği artık yavaş yavaş biberona alıştırması gerekir. Çünkü bazen anneler şöyle yapıyor. Bebek işe gidecek 3 gün kala biberon veriyorlar. Bebekler eğer sadece anne sütü alıp ve sadece annesini emiyorlarsa ilk biberonla karşılaştırmasını anne işe başlamadan yaklaşık 2-3 hafta, yani bence 1 ay önceden biberona 3 gün kala başlamamak lazım. Tabii. Çünkü bu sefer annenin aklı evde kalıyor. Bebek biberonla almıyor. Evde bakacak olan kişi onu kaşıkla vermeye çalışıyor. Böyle bir sürü bir sıkıntı oluyor. Bir de süt, kendi sütünü yani zaten geliyorsa onu sağıp da biberonla, değil mi? Burada tabii, bir tabii, yanlışlık tabii. Olmasın. Mama değil. Yani tabii. Normalde bir kendi sütünü sağıp biberonla vermesinde yarar var. Biberon alırken sadece ayına özel biberon olması lazım. Şimdi piyasada anne memesine uygun tipte biberonlar var. O tip bir biberon tercih edebilir. Ve evde eğer ona yardım edecek bir bakıcısı, annesi ya da eşi varsa ilk biberonla denemelerini başkası yapsın bebeğe. Yani bebek anne kucağına aldığında bebek demeli ki annemi emeceğim. İşte babam kucağına aldığında da ben biberonla besleneceğimi ilk bu çok kolay öğrenirler bebekler. Evet, çok kolay öğrenirler. Bu öğrenme sürecini bu şekilde şey yapsınlar. Yani ilk denemeleri başkaları tarafından yapılsın ki bebek biraz daha biberonu da daha çabuk kabul etsin. Hem daha çabuk kabul eder hem de bir de annesini emmeyi reddetmeyi biraz şey yapar o dönemde. Biberonla beslemeye başladığı dönemde yani biberonla tanışmaya başladığı dönemde anne eğer işte biberonu almaktan alıp beni emmeyecek diye korkuyorsa 4 aylıktan sonra çok sıkıntı olmayabilir öyle. Özellikle ilk 6 hafta bütün literatür der ki biberon ve emzikle bebeği karşılaştırmayın. Olabildiğince sık sık annesini emsin ve bu şekilde. Ama bazen bebek işte 4 çok güzel 4 mesela 3,5 kilo 4 kilonun üstünde bir bebek doğdu. Çok güzel emiyor. Hiç emmesiyle ilgili bir sıkıntı yok. Belki baktığınız 4 ay bir ay sonunda çok güzel emen bir bebek oldu. Fakat çok anneye yapışık. Belki emzik kullanma yani emme ihtiyacı var ama karnını doyurma ihtiyacından değil. O emme dürtüsünü için belki emzikle tanıştırmak gerekir. O zaman birazcık daha erkene alabilinir. Ama böyle bir şey yoksa çok da gerekli değil. Ama işe başlayacak bir anne yaklaşık bir ay kadar öncesinde biraz biberonla tanıştırmak. Her öğün biberonla vermekten bahsetmiyorum. Mesela geceleri bir öğün biberonla vermek gibi olabilir. Ondan sonra işe başladığında da zaten sıkıntısı kalmayacaktır. Evet. İşe başlarken ilk başladığı dönemlerde ilk günler bebek eve anne işte işe gitti.
eve işe geldiği ilk günlerde bebek biraz naz yapabilir, annesini emmek isteyebilir, biraz kapris yapabilir. Bir iki hafta içinde hem anne hem bebek buna alışıyor, bu düzene alışıyorlar. İşe başladıkları dönemde evden çıkmadan hemen emzirsin anneler. Emzirdikten sonra iş yerinde iki kere sağabiliyorsa süper. Yani atıyorum işte saat 7 gibi emzirdiniz. İşe gittiniz 11.30-12 gibi bir kere sağsanız. Bir de akşam üzeri 3-4 gibi bir sağdığınızda. Eve geldiğinizde saat akşam 6-7 ise bebek de o an hiçbir şey vermesinler bebeğe. Siz eve geldiğinizde bebek aç olsun. Ondan sonra hemen bebeğe emzirin ve günü öyle tamamlayın. Böyle olunca bebek günde iki kere biberonla beslenmiş olacak. En fazla 3 kere olacaktır. O gündüz sağdığı sütleri de gece falan yani o biberona koyup içirebilir şimdi mi? Şimdi şöyle normalde ilk günden itibaren şimdi süt eğer arttırmak için ya da fazlası var, işte bebeği emzirdiniz ve fazla süt varsa onu aralarda sağıp saklamak gerekir. Normalde bu 1,5 yıldır 3 kuralı geçiyor. Dışarı buzda hani oda sıcaklığında 3 saat, buzdolabının normal kısmında 3 gün, difrizde yani dondurucuda da 3 ay anne sütünü saklayabiliyorsunuz. Burada tek önemli şey bebekle mesela siz bir gün içinde sağdınız 30 cc, bir seansta 30 cc'siniz fazla koyduğunuz dolaba. Bir sonraki seansta elinizde bir 60 cc oldu. Sağar sağmaz o buzdolabındaki sütün içine direkt onu koymuyorsunuz. Ayrı ayrı kaplarda gün içinde buzdolabında duruyor. Bütün sütlerin ısıları birbiriyle aynı olduktan sonra çok bebeğin var, gün bir gün içerisinde bir seansta aşağı yukarı işte yeni doğan bir bebekse 50 cc içer de 8 aylık bir bebek 100 cc içer. Hangi aya göre ise paketlerken de sütleri o kadar paketlemek lazım. Yani 100 cc'lik, 50 cc'lik paketler yapıp bir içimlik yani. Üstüne de tarihlemeleri lazım. Kullanacakları zaman da akşamdan buzluktaki sütü normal buzdolabına koyuyoruz. Buzdolabında dursun. Sabaha kadar zaten onlar çözülmüş olur. Kullanacağı zaman da ne kadar ihtiyacı varsa farz edin siz bunu bilmiyordunuz. Hep 150-150'lik paketler yaptınız. 150'lik paketi indirdiniz. Isıtacağınız zaman bebek 60 cc içiyorsa 150'nin için 60'ı boşaltın, 60'ı ısıtın. Isıtılmış süt bir kere, her de dondurulmuş, çözdürülmüş süt bir kere ısıtılır. O da benmari yöntemiyle direkt ateşin üstüne konmadan ve mikrodalgaya girmeden. Onu ısıttıktan sonra, ılıttıktan sonra bebeğinize verirsiniz. Farz edin içinde 30 cc'nin sütünüz kaldı. Bebek içmedi. Bıraktınız onu. Sizin de böyle sütle ilgili sıkıntınız var, az sütünüz var. Bir iki saat dışarı, yani 3 saate kadar dışarıda bekletin. Ilık şekilde tekrar verin ama ısıtmayın. Tamam. Peki ben o ek gıdaya da şey yaptım, onu bir mutlaka konuşacağız. Tamam. Sonra da gösterimiz var, göstereceğiz. Murat Ongun evlerini dinleyelim mi? Tabii. Ne var, yine türkümüz mü var yoksa? Islak ıslak bir rahmetli Cem Karaca yapalım. Evet. Gecenin nemimi düşmüş gözlerine, ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Gecenin nemimi düşmüş gözlerine, ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Saçını dön sineme, derdini söyle. Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle. Saçını dön sineme, derdini söyle. Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle. Sürerim bulutun tarlalara, yağmurlara
göğsüne. Güneşte demlerim senin çayana. Yüreğimden süzer öyle veririm. Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım. Başındayız. Şimdi sizin için burada çok güzel hazırlıklarımızı yaptık. Bizim bebeğimiz burada ama. Evet. Sizinki gerçek canlı bebek olacak. Bizimki bu. Keltoşumuz. Zeynep ama erkek şeyleri yetmişim. O zaman ne diyelim? Şey diyelim. Ali diyelim. Ali bebek olsun. Ali bebek olsun. Çünkü mavi çizgili giyinmiş bir de. Evet. Şimdi Esra'cığım bu bizim şimdi kaç günlükken yıkama mesela bu konuda da şeydir o göbeği düşmeden. Evet. Ay düşmedi göbeğine kapak kapat şunu kapat bunu kapat. Yani esasında şimdi yeni ekol hastanelerde eskiden şey deniyordu. Hani bebeğin göbeği düşene kadar yıkamayın. Evet yani bekliyorduk bebek öyle oldu. Göbeği düştükten sonra artık yıkanır deniliyordu ama şimdi önemli olan burada bebeğin yıkadıktan sonra göbeğinin iyice kuru kalmış olması. Yani bebeği ilk günde de yıkayabilirsiniz evde de. Fakat o zaman böyle bir küvetin içinde değil. Daha akan bir suyun altında yıkamakta yarar var. Hastanelerde taburcu olmadan önce bir gün önce genelde bütün hastaneler bebek odasında ailelere şey öğretirler. Nasıl yıkayacaklarını, ne yapacaklarını mutlaka videoya çeksinler. Hem çok eğlenceli oluyor sonradan seyretmek. Çok. Hem de bazen orada hemşire hanımın söylediği noktalar daha kolay olabiliyor ama hiçbir zaman onlar kadar pratik olamıyorlar. Olamıyoruz. Ben bile olamıyorum çünkü bebeği tam şu kollarını kaldırıp şu şekilde tutup suyun altında çok rahat bir şekilde yıkıyorlar. Ama tabii hastanedeki o lavabolar suyun girişi tam o bebeği yıkamaya özel olduğu için biz evdeyken de sanki öyle yapabilirmişiz gibi gelebiliyor. Benim kız kardeşimin işi öyleydi. Yani yıkarız öyle diye düşündü ama hani o kadar kolay olmayabiliyor bizim gelen muslukları. Ne öneriyorsun peki evde? Mesela diyelim çocuk 2 günlük oldu, 2-3 günlük ve havalar çok sıcak. Sıcak. Yani eğer anne baba cesaret edemiyorsa silme banyosu yapabilirler. Yani vücudunu güzel bir ıslak mendil diyorum küçük bir havluyla. Bebek de şampuanıyla onu yıkayabilirler. Vücudunu öyle silebilirler. Ya da en şey yapabilecek de şey bebeği kucaklarına alabilirler bu şekilde. Kendi de girecek kendiyle o zaman. Beraber küvete gidebilir. Akan su derken yine duşu direkt bebeği 3 günlük bebeğe tutmamak lazım. Bebek korkar. Belki bir kovanın içine suyu maşrabayla hafiften vücudundan aşağıya suyu döke öde. Sadece hani biraz daha onu rahatlatmak, duş almak gibi. Hani böyle şapırt kafasını şampuanla yıkamaya gerek yok. Ama bir dakika burada göbeğe takıldık ya. Göbeği neyle kapatacağız? Göbeği kapatmanıza gerek ya, yok yıkarken. Ama o aradan sızarsa su? Hiçbir şey olmaz. Yıkadıktan sonra göbek bağı varken göbek bağının olduğu yeri iyice kurutmak lazım. Ayrı bir tane küçük bir havluyla iyice orayı kurutup hatta bir saç kurutma makinesi iyice orayı kurutabilirsiniz. Banyodan sonra. Ama hani ben bunu yapacağım ama bu benim kafamı çok karıştırır. Aman yıkarsam işte göbek bağı oradan enfeksiyon mu kapar gibi düşünüyorsa aile. Hiç o zaman yıkamaya gerek yok. Zaten bir hafta içinde düşecektir. Bir haftada da bebekler kokmaz. Kokmaz değil mi? O yüzden hani bol bol şey yapabilirsiniz. Silebilirsiniz bebeği. Yıkamayabilirsiniz. Evet, yumuşak şeyler. Ama ben hani cesaretlidir ya da ben yıkarım problem değil diyorsa aile. Göbek bağı düştüğü gün yıkamıyoruz. Çünkü göbek bağı düştüğü gün hani enfeksiyon bir yere kopulmuş gibi oluyor. Evet. Hafif bir pembemsi olur.
akıllarında evet. olsun. Göbek bağının etrafı eğer böyle kızarık, oradan sarımsı bir akıntı varsa ya da göbek bağı dışında orada bir kanama oluyorsa, kanama olması beklenmiyor. O zaman mutlaka doktorlarını arıyorlar. Bu beklenen hafif bir şey değil. Hafif bir kanama olursa? Yani nokta böyle, şimdi şey gibi düşünün, göbek bağı elinizde bir kabuk bağlayan bir yarı oldu. Kabuğunuz oradan düşünün nasıl kanamıyor? Hafif böyle pembemsi bir görünüyor. Evet, evet. Göbek de aynı öyle olacaktır. Aha. Yani eğer oradan bir kanama geliyorsa mutlaka doktor aramak lazım. Bu beklenen bir şey değil. Tamam. Bazı bebekler de normalin işte bir hafta 10 günden daha uzun sürede göbek bağı düşmeyebiliyor. Bunun için de bazen başka bir genetik rahatsızlıklara bağlı olarak da bazen düşmüyor diye olabiliyor. Hmm. O zaman bir doktorla bir ara ara konuşmak lazım ama bir hafta 10 gün kadar bir, yani zaten bebek göbek bağı iyice düşer ve evet. rahatlayacaktır. Peki hani. Nasıl yıkayacağız bebeği şimdi? Bebeği yıkarken ben önce soyalım şunu, bir, bu kıyafetle evet, yıkanacak yoksa. Bir çıkarayım ben bebeğimizin. Emziği de var ama emziği kalsın olmazsa. Benim oğlum emzik... Bu arada sen banyoya hazırlığı, ben bunu soyayım. Tamam. Banyoya şimdi, hazırlığı gösterelim anne tabii, adaylarımıza. İlk günlerde özellikle yıkayacağınız zaman bebeği bütün malzemenin bir arada olmuş olması lazım. Yani bebeği yıkamadan önce hı-hı. her şey bir arada aynı ortamda olması gerekiyor. Ki şey yapmayalım, o zaten telaşlı tabii, oluruz tabii o anda ya. Evet, şeyler üşür var, çocuk. Şey de yapmamak lazım, üşümezler. Hayır, kolay hayır, kolay. Hayır. Şimdi mesela yıkarken çocuk suyun içindeyken, aa havluyu içeride unuttum öbürünü. Öyle olur mu yani? Çocuk üşür. Onu yapmamak lazım. Ekinler biraz telaşlanır. Onun haricinde bütün malzemeler bir arada olduğunda mesela şey yaparlar. Özel bebeği yıkayacakları banyoyu ve kendi odasını daha fazla evet. ısıtırlar. Onu yapmayın. Yani bütün her tarafın, evin bütün ısısı birbiriyle aynı olması lazım. Esra bir şey soracağım. Tabii. Bunu çok takılıyoruz biz. Böyle anneanneler, babaanneler o konuda çok müdahale ediyorlar. onu görüyorum. Biz nasıl giyiniyorsak bebek de öyle giyinmesi gerekir evet, mi gerekmez mi? Özellikle ilk 3 ay diyeyim bir tane fazlası. Yani bir tık ama. Bir tanesi. Bir tane. Yani siz ne yapıyorsunuz? İşte atletiniz, üstünüzde tişörtünüz varsa. Mesela ben bugün kısa... Hayır, normalde tek tişört giyiyoruz sıcak havalarda. Sıcak. O çocuk da atlet ve üzerine bir body, şey giyebilir. Yani yeni doğan bir bebekse evet. ilk 3 ayda askılı bir body... Hı hı. Benim, yeni doğansa, yeni yani doğansa. 3 aya kadar diyorsun. Şu body tamam. eğer mesela 3 aylık bir bebekse bu tamam. sıcakta evde sadece bununla dolaşabilir. İşte, tabii. Başka hiçbir şey giymesine gerek yok. Çocuğu yeni doğmuşsa olacak. Bunun uzun kolluları var. Yazın bu sıcağında bunun uzun kollusunu giymeye gerek yok. Hı-hı. Belki atleti bile olabilir. Üstüne de çıt çıtlı bir tulum olabilir. Yani çocuğu şöyle bir tulum olabilir. Bırakmıyorsanız diyorum. Aynen öyle. Normal ev ortamında. Ev ortamında tek şunu giymesi yeterli. Normalde kışın bir bunu giyer, bir de bunun uzun kollu, bu kısa kollu, şort tulum, bunun uzun kollusunu giydin mi bu bebek için yeterli bir şeydir. Hmm. Böyle şey vardır, uykudan sonra mutlaka bir yelek giydiririz. Aslında bizim yelekler, dolu bir sürü yeleklerimiz vardır. Annem de halen söyler, çocuğa uyandıktan sonra bir yelek giydirmedin. Evet. Ya terlemediyse... bütün evin ısısı da birbiriyle aynı derecedeyse yelek çok da gerek yok bence. Ama hani ben bir zaman sonra annemle savaşı bıraktım. Tabii dedim alıp giydiriyordum. Benim annemin de öyle hem yelek takıntısı hem de şey. O kat çorap bile giyse bir terliğin yerini tutmaz. Annem beni dinliyorsa şimdi buradan öpüyorum onu. Öyle. 10 kat çorap giyse de bir terliğin yerini tutmaz. Terlik giyin ayağınıza veya çocuğa mutlaka ayakkabı giy, patik giydir. Yeleğini unutma. Şey için ayakkabı patik. Hani kışın normalde ayaklı tulumlar vardır ya. Evet. Ayaklı tulumların içine çok soğuk olduğu zaman içine bir penye çorap üstüne tulumu giydirmekte yarar var. Çünkü ayaklı tulum olsa da ayaklar içinde üşüyebilir. Evet. İlk doğdukları zaman bebeklerin elini koluna bakarak üşüdüğünü anlayamazsınız. Ensesine bakmak lazım. Şuraya. Ensesine ya da burun ucuna. Buraya buradan gösterelim. Evet, şöyle şuraya gösterelim. Bakın çocuğunuzun. Buraya, evet. Ensesine bakarak burada bebeğin üşüyüp üşümediğini daha iyi anlayabiliriz. Kolları ve bacaklarında kan dolaşımı daha tamamlanmadığı için şu dolaşım sistemi o biraz daha serin olabilir. Onun üşüdüğünü göstermez. Peki. Ama prematüre bir bebekse yani benim oğlan gibi bir çocuğunuz varsa normalde oda sıcaklığı 24-25 olacaksa prematürde bir tık daha fazlası olması yeterli. Onun için bile çok ekstra çok çok küçük değilse çok çok eve de ısıtmanıza gerek yok. Ama siz nasıl alıştırırsınız başta açıkçası hep böyle gidiyor. Benim yine sosyal medyada tanıdığım arkadaşlarım var. Hiç ben onun çocuğunun şu badinin üstünde başka bir şey giydiğini görmedim. Yaz kış hep öyle dolanır. Hani bu çocukla alakalı zaten birazcık daha büyüdüklerinde onlar kendi istediklerini, iyi istediklerini, ne istemediklerini ifade ettiklerinde zaten sorun kalmıyor. Ama ilk günlerde hani çok çok böyle üst üste giydirmemize de gerek yok. Şimdi banyoya gelirsek ben hani böyle bu şeylerin küvetlerin ayakları da satılıyor. Çok onlara ben güvenemiyorum. Yani en iyisi bile sallanıyormuş gibi geliyor. Ben ilk kendim yaparken hep banyoda böyle yerde
bütün malzemeleri koyar, küveti de yere koyardım. Hepsi yani aynı sağlam ortamda olsun. Ve yerde olsun. Evet. Hani ben daha rahat hareket edeyim diye düşünüyordum. Hı-hı. Şimdi hep ilk zamanlarda birileri yardımcı olur. Birazcık daha kolay olur ama siz evdesiniz, tek başınasınız ve kimse yok yanınıza yardım edecek. O zaman yapacağım, ben kendi yöntemimi anlatayım. Normalde küvetin içinde bir takım aparatlar var. Süngerler, işte fileler. Ben onları kullanmıyorum çünkü onlar bir zaman biraz büyüdüğünde hareket ediyor bebek. O hareket edince siz de korkuyorsunuz. Pratik yöntemi bir evi kullandığınız döşemek. Havluyu. Hı. Ben havluyu böyle şey koyuyordum. İçine koyuyordum havluyu bebeğin. Hı hı. Birazcık başını da böyle sanki yastık gibi yükseltiyordum. Hı hı. Ve üstüne çıkacak kadar, yani bunun üstüne çıkacak kadar da su. Çok hı hı. değil. Havlunun tam üstüne çıkacak kadar da suyu koyuyordum. Silme gibi derler. Silme, evet. Suyu dolduruyordum. Bebeği yıkayacağım mutlaka işte sünger olabilir. Küçük bir havlu olabilir. Nasıl, neyle yıkamak istiyorsanız. Onun üstüne de şampuanı koyup döküp kenarda bekletiyordum. O zaman her şeyin hazır. Hazır. Bebek de su içinde. Kova, peki kova değil mi ilk zamanlarda? İlk zamanlarda kova. Çünkü böyle hani maşrapayla evet. yavaş yavaş. Maşrapayla dökelim. Tamam. Kafasının yüzüne su gelmesini ilk günlerde bebekler sevmezler. Bir şeyler, şey maşrapalar çıktı. Öyle böyle kesik düz maşrapalar var. Hani yuvarlaktır ya maşrapanın ucu. Düz böyle kare gibi olan maşrapalar var. Ondan suyu döktüğünüzde su direkt arkaya doğru gidiyor. Hani o tip bir maşrapa tamam. alabilirler. Mesela bebeğimiz diyelim 15 günlük oldu ve annemizin artık yanında yardımcısı yok. Kendisi yıkayacak. Nasıl tutsun bebeği? Bebek için zemini hazırladık. Tamam. Bebeği tutarken, şimdi bebekler başlarını tutamadıkları için her türlü kaldırırken, yatırırken, işte emzirirken ya da yıkarken mutlaka hep başından destek veriyoruz. Kafasından hep tutuyoruz. İlk yapacağımız şey önce ayaklarından suya yerleştirip iyice kafasını bu yükseklikte böyle bıraktık. Ama elimizi suyun içine böyle bırakıp bırakmıyoruz bebeği hiçbir zaman. Hep bir elimiz bebeğimizde oluyor. Sol el kafasının altında. Sonra içindeki suyla vücudunu ıslattıktan sonra şampuanlı olan havlusuyla vücudunu yıkayabiliriz. İçindeki suyla köpüğünü aldıktan sonra kafasını, yani bütün gövdeyi yıkadık. Sonra yine kafasını yıkıyoruz arkasını yıkamadan önce. Sonra kafasını iyice yıkadıktan sonra. Kafasını ne yapıyoruz o zaman? Şuradan o maşrapayla suyu döküyoruz. Yani döküp arkaya doğru attırıyoruz. Zaten canım benim burada bir küçük not, özür dilerim araya gireceğim ama. Zaten bu çocuğu keseleyecek halimiz yok. Bu çocuktan bir şey çıkacağı yok. Bu çocuğun burada önemli olan rahatlaması. Ferahlaması. Aynen öyle. Hele de yaz günleri ise bazen günde iki kere bile o büyürken hani mesela işte 20 günlük olacak bir aylık. Şey gibi. Şık 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 dök çıkartın bir sefer. Eğer bir gün sabunlu suyla yıkıyorsan, yani sabunlu deterjanlı dedim, şampuanla bebeğimizi yıkıyorsak bir gün duru suyla yıkıyor. Evet, evet. Duru suyla yıkayacağınız zaman bu havluya da gerek yok. Bebeği suyu koyun. Yine bebeğinizi tedbir olur. Hani belki o da olabilir. Tedbir olur. Yani küçük şöyle küçük. Elinizi tuttuk bebeği, suyun içine sokup içinde yüzdürüyoruz bebeği. Şöyle suyun içinde yüzdürdüğünüz zaman sonra işte suyu, içindeki suyla vücudunu ıslattık. Maşrapayla döküyoruz. Sonra kaldırıyoruz. Şu elimi şu şekilde tutarsak bebeğimiz her zaman daha kolay olur. Bu da çok kolay. Böyle evet. Sırtından döktükten sonra suyu bebeği duş aldırmış oluyoruz. Bir ferahlasın yani çocuk. Yine kafasını şampuanladıktan sonra iyice döküyoruz. Fakat orada şimdi dikkat edecek bir şey var. Su sabunlu olduğu için çocuğu da durulamışız ol ama yine de ellerimiz sabunlu kalıyor. Döndürürken dikkat etmek lazım. Şimdi bebeğimiz şöyle kolumuzda. Döndürürken iki elinizle döndürüp şu şekilde tuttuğunuzda yani bir elinizle mutlaka kolunun altından desteklediniz. Şuradan da bakın şu kolunuzda çenesinin altına girmiş oluyor. Evet. Şu şekilde tuttuğunuzda bebeği komple kavramış oluyorsunuz. Sonra yine sırtını, yani sırtını köpüklüyorsunuz. En son durladığınızda bebeğinizi yıkamış ve böylelikle tek başınızda da bu işi yapmış oluyorsunuz. İlk başlarda hani bu oyuna cesaret edemese bile anne, yanında yardım edecek kişi durup hiçbir şey müdahale etmeden kendi kendine böyle bir iki yıkamadan sonra zaten iki kere yıkadıktan sonra anne rahatlıyor. İlk günler bu biraz endişelendiriyor insanları. Evet. Sonrasında zaten bir rutine binmiş ve alışmış oluyorsunuz. Ben bebekleri özellikle ilk yıllarında rutinleri çok sevdikleri için mutlaka bir rutin oluşturmak ve yaz kış ben oğlumu 3 yaş, şimdi 4,5 yaşında. Şimdi herhalde 3,5 yaşına kadar diyelim sürekli yıkadık. Tamam mı şimdi mesela yıkadık çocuğu yıkadık. Sonra ne yapıyoruz? Bunu yıkadıktan sonra. Onu seriyoruz bunu mu? Bununla göstereyim. Tamam. Şimdi şunu şöyle havlu
diye evet, düşünelim. Çocuğu çıkarttık banyodan. Çıkarttık, koyduk. Koyduk bebeğimizi. Hı-hı. Ve bu şekilde sardık bebeği. Tamam. Fakat şimdi direkt havlunun içine şey de koyabilirler. Yani havlunu havluyla da kurulayabiliriz ama içine böyle mermer şahi satılır. Hı-hı. Bir başörtü kumaşı Hı-hı. gibidir. Beyaz tülbent. Tülbent. O tülbentlerden büyük kestirebilirsiniz. Hı-hı. Ve önce bebeği tülbenti koyabilirsiniz altına. Çünkü onu, bu havluyla bazen katlarının aralarını kurulamak daha zor olabiliyor. Ama tülbent her tarafa girer. Tülbent dönemini aldıktan sonra bebeği onu çıkarırız. Hı-hı. Şimdi giydirmeden önce... mutlaka hani birazcık böyle yağlamak, bebekli biraz masaj yapmak onu biraz böyle evet. rahatlatır hızlıca ve geçtir. Onları da gösterelim. Şimdi elimize yağ alıyoruz. Evet. Onu iyice elimizi yağladıktan sonra önce yüzünden böyle sanki yüzüne bir kalp yapıyormuş gibi yanaklarına doğru şu şekilde yüzünü iyice masaj yapıyoruz. Bildiğimiz bebe yağıyla. Aynen evet. Bebe yine elimizdeki yağ varsa elimizdeki o yağla gövdesini hep böyle sanki kalp yapıyormuş gibi şekilde. Şöyle. Evet, evet yediriyorsunuz. Hı hı. Kollarınıza geldiğinizde bir aşağı bir yukarı şöyle ovuştura aşağı doğru gelip bütün el parmaklarını masaj yapıyoruz. Aynı şekilde bacağını da yukarıdan aşağıya doğru geliyorsunuz. Hı hı. Ayak altlarını masaj yapıyorsunuz. Özellikle ayak altlarını masaj yaptığınızda gıdıklanıyorsa biraz çekinir ya da çok rahatlar ve o iyice rahatlatır. Evet. Ön tarafına masajı bittikten sonra sırtını yatırıyoruz. Yine sırtını bir şekilde yaptıktan sonra en son şeye doğru bütün kaburgasını yukarıdan doğru aşağıya doğru bir hı hı. hareket yaptırıyoruz. Ve böylelikle bebeğimizi masajını da bitirmiş oluyoruz. Sonra... bebeğimizi bezlerken, bir bez seçerken mutlaka bebekten önce evlere bez alıp yığınak yapmasınlar. Bebek bezlerinin üstünde kilo aralıkları vardı. Ona göre bez alıyoruz. Bebek bezi takmak çok basit esasında ama neredeyse bir bebek günde 8-10 kere beslendiğini düşünürsek o kadar da bez değiştiriyorsunuz. Üçüncü gün zaten 25 kere bez değiştirdiğiniz için bu işin profesyonel oluyorsunuz. Burada dikkat edeceğiniz şey bu cırtlı kısmının sırta gelmiş olması gerekiyor. Evet. Bunu böyle sırtına koyduktan sonra bebeğimizi tamam masajını yaptık. Eğer göbek bağı varsa bebeğin şu şekilde kıvırıyoruz. Şöyle duruyor dışarıya ya. Doğru. Dışarıya doğru kıvırıyoruz ve göbek bağını da dışarıda bırakıyoruz. Hı. Eskiden böyle kuşaklar satılırdı falan onlara hiç gerek yok. Hı. Bu şekilde halletmiş oluyoruz. Sonra da badisini giydiriyoruz. Sonra badisini giydiriyoruz. Bunları seçerken de böyle kafasının böyle geniş olan başlıklı olanlarını tercih etmekte yarar var. Alttan çıt çıtlı olması hem giydirimi kolaydır ya da üstten böyle kafasından çıt çıtlı olanları tercih edebilirsiniz. Hani giymek çıkartmak her zaman için doğru, daha kolay doğru, olur. Doğru rahat olur. Eskiden burada bir de bunlara etiket basarlardı şimdi yokmuş çok bunun güzel. Bunun içinde yok şansa. İyi. Yanda var gerçi ama bunları kopartmak lazım mı sence? Bence onları kesmekte yarar var. Çocuğu rahatsız yani eder. Rahatsız edebilir. Çok çünkü defter gibi. Aynen defter gibi. Birkaç kat yapmışlar. Aynen öyle. Bu şey yaptıktan sonra yani altını bezledik ve bebeğimizi kıyafetlerini giydirdikten sonra bir şeye dikkat etmekte yarar var. Ben hani bebeklere bir rutin oluşturun dediğimde bu yıkama işini genelde akşam beslemesinden bir saat önce yapın. Mesela akşam siz en son 8'de besleyip gece uykusuna yatırıyorsanız 6.30 gibi falan yıkamaya başlayın. Masajını yapıp giydirdiğinizde akşam bir iki tane tulumunu ayırıp bu tulumları pijama niyetine gece rutin hep aynı tulumları giydirin. Hmm. Çünkü bazen bebek oluyor ki siz dışarıda oluyorsunuz ya da bebek hasta oluyor ve yıkayamıyorsunuz. Hmm. Ama o rutininizin bozulmaması için o gece giydirdiğiniz tulumu giydirdiğinizde bebek evet artık uyumam gerekiyor. Bu tulumu giydim. Bunu kaç aylıktan sonra fark ediyorlar? İlk günden itibaren. Biz hemen yapalım. Hemen yapmak lazım. Çünkü bir şey gibi düşünüyoruz. İlk günden bir şey anlamaz değil. Şimdi şöyle biberonla emzik arasındaki farkı nasıl anlıyorsa bebek ilk günde bu tip şeylerin de farkını çok çok hemen kısa sürede anlayabiliyor. Evet. Ama uyku için yani emzirdikten sonra uykuya yatırıyoruz ve uyutuyoruz. İşte uyku için işte uyku arkadaşı bir takım uyku ritüelleri var. Elimizde çok fazla malzeme yok. Onların hepsini ilk günden bebeğin önüne sürmüyoruz. Çünkü yavaş yavaş her büyüme hata geçirdiğinde, her hastalandığında bir takım şeyler değişiklikler olacak. Evet. Her şeyi bir yavaş yavaş içine sokmakta yarar var. O kadar çok konu var ki değil mi? Tabii şey olarak çok yani, bitmiyor yani. Çok derin konular. Gerçekten seninle biz bir hafta program yapsak böyle anlatacak o kadar çok şey var ki. Hani o lohusalık döneminden başlayayım. Şimdi bu ek gıda kısmına çok üzgünüm. Yani olmazsa bir daha bir şey yaparız. Hatta Hasan Sanne'yi de çağırırız. Sen de gelirsin falan. Ek gıdayı bir gün özel konuşuruz. Ama
şu anda çok merak edenler olursa da Esra Ertuğrul'un da sayfasından bakabilirler. Tabii oradan da siz sorsanlar cevap. Ustad Akay, geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ustad Sena Akay. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Doğum macerasını bize anlattın. Farklı bir bakış açısı sundun. Esra Ertuğrul, prof mu diyeceğim artık. Çok teşekkür ederim. Ben ayaklarına teşekkür ederim. Sağlık çok geldiğin için çok dostum. Şimdi Murat Ongun Eres'e bir müzikle veda edelim. Yarın yine 11'de sizi burada bekliyorum. Yepyeni konu ve konuklarımla. Hoşça kalın. Görüşürüz yarın. Gün çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek dönence. Biliyorum. Simsiyah gecenin koynundayım. Yapayalnız uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor. Dönence kupkuru bir ağacın dalıyım. Yapayalnız uzaklarda bir yerlerde bir şeyler kök salıyor. Duyuyorum. Dönence. Türküler söyle.